90 artıyla karşınızdayız. Milletçe, ulusça yasta olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bugün zaten milli yas ilan edildi. Vodafone Arena yakındaki patlamada 38 şehidimiz var. 200'e yakın yaralı var. Ağır yaralılar var. Komada olanlar var. Umarız bu sayı daha da artmaz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Umarız bir daha böyle bir acıyı ülke olarak, millet olarak, ulus olarak bir daha yaşamayız. Program başlamadan önce Mehmet Demirkol, senin de söylemek istediklerin vardır herhalde. Yani boğazımız düğümleniyor. Evet. Söyleyecek söz de bulamıyoruz. Çok zor tabii, yani kolay değil. Zaten ülkenin neresinde olsa içimiz kanıyor. Bu sefer mahallemizde oldu. Yani 35 yıldır maalesef bu vahşetle, evet, yaşıyoruz. Umuyorum kaderimiz olmaz. Neyse ki alışmıyoruz. Yani her seferinde yüreğimizin kurumadığını hissediyoruz. Her seferinde gene acının içine düşüyoruz. Gene aynı acıyı ilk defa olmuş gibi yaşıyoruz. Yani hala içimiz yaşıyor demek ki bu vahşete rağmen. Ama bitmesi lazım bunun. Yani 35 yıl. Bunun artık bitmesi lazım. Söyleyecek çok şey var ama söyleyecek hiçbir şey yok aynı zamanda. Hayatta tüm acımasızlığına rağmen, yaşattığı tüm dramlara rağmen devam ediyor. Bugün futbol müsabakaları da oynandı. Bizler de burada mesleğimizi icra etmek durumundayız. Bugün tabii yani futbol oynamak da, onu seyretmek de, bugün oyunculara da haksızlık etmemek lazım. Evet, onlar için de çok zordu. Yerlisi yabancısı. Yerlisi için başka zor, yabancısı için başka zor. Yani sonuçta ekmek parası için bir ülkeye gidiyorsunuz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla ve orada böyle bir olay oluyor. Kolay değil, onlar için de kolay değil. Evet. Biz gene bizim yurdumuz, buradan başka gidecek bir yerimiz yok. Ne olursa olsun biz buradayız. Aynen öyle. Bir de o açıdan bakıldığında onlarınki de kolay değil. Dolayısıyla futbol oynamak zor, seyretmek zor. Üzerine konuşmak daha da zor. Artık yani bir yanlışlık yaparsak kusura bakmasınlar seyirciler. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız diyelim. Süper Lig gündemine başlayalım. Gündemimize başlayalım. Günün sıcak maçıyla başlayalım. Galatasaray Gaziantepspor'u konuk etti. Gaziantepspor'u 3-1 mağlup ederken Yasin Öztekin ön plana çıktı. Hat-trick yaptı. Önce karşılaşmanın özeti. Türk Telekom Arena'da Galatasaray Gaziantepspor mücadelesi. İki takım futbolcuları terörü lanetliyoruz pankartıyla sahada. Vodafone Arena yakınlarındaki patlamada hayatını kaybeden şehitlerimiz anısına saygı duruşu da var. Selçuk İnan taraftarın isteğiyle bir güvenlik görevlisini tribüne götürdü. Maça atak başlayan taraf Galatasaray. Buruma'nın ortasında Snyder kafayı vuramadı. Top kaleci Gökhan'da kaldı. Nebil Gilas da geliyor. Gaziantepspor Larsson ceza sahasında ortaya çevirdi. Gilas kafayı vuramadı. Üst üste ataklar Gaziantepspor'dan. Larsson topu ayağından açınca Hakan Balta araya girdi ve kritik bir müdahale yaptı. Burada faul bekledi Elyas'a. Taç kullandı Galatasaray. Lines'in pası Podolski. Buruma hareketli. Buruma'nın koşu yoluna pas. Buruma ceza sahasında. Buruma'nın pası Yasin'e ve top ağlarda. 12. dakikada Galatasaray Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçiyor Gaziantepspor karşısında. Yasin golden sonra sevincini çevik kuvvetle, özel timle paylaşıyor. 1-0'dan sonra yine atak Gaziantepspor. Çok müsait bir pozisyon ama öncesinde bayrak havada, karar offside. Kangwa offside'daki futbolcu. Buruma Podolski paslaşması. Faul. Fatau 23. dakikada sarı kart gördü. Burada da Buruma sarı kart görüyor 2 dakika sonra. Karol yerde. Doğanay sarı kart gördü.
Köşe vuruşu kullandı Galatasaray. Serdar Aziz yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi. Köşe vuruşu yine ikinci yarıda. Hakan Balta yerde. Oyun devam etti. Wesley Sneijder'in vuruşu. Kaleci Gökhan. Jan Olderikering Galatasaray teknik direktörü. Yine Sneijder. Yine Gökhan değirmenci kurtardı. Selçuk'un pası Podolski. Podolski ortaya çevirdi. Yasin Öztekin hata bitirdi. Dakika 66. Galatasaray Yasin'in golleriyle 2-0 önde. Köşe vuruşu kullanıyor Gaziantepspor. Elyasa. 73. dakikada Gaziantepspor umutlanıyor. Gol Elyasa. Ama bu golden 5 dakika sonra sarı kartı bulunan Fatau Burma'ya yaptığı bu faulle birlikte ikinci sarı kart ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Orta sahada faul kararı. Sneijder vurdu. Gökhan. İkinci pozisyon Eren derdi yok yine Gökhan. Galatasaray Gaziantepspor 10 kişi kaldıktan sonra boş alanlar buluyor. Rahat pozisyonlara giriyor. Onlardan biri Eren derdi yok. Yakın mesafeden topu dışarı gönderdi. Maçta son anlar. Selçuk İnan'ın vuruşu. Direkten döndü. Yasin Öztekin tamamladı. Yasin'in hat-trick'i Galatasaray Gaziantepspor karşısında 3-1'lik sonuçla 3 puana ulaştı. Maçı herhalde 3 bölümde incelemek lazım. Bir ilk 20 dakika orta sahasız oynanan, özellikle de Gaziantepspor'un çok rahat Galatasaray ceza sahasına geldiği. Sonra 11'e 10 devam eden 78'e kadar olan bölüm, Galatasaray'ın topa çok sahip olduğu ve rakibine hiç fırsat tanımadığı, kendisini de bölüm bölüm ürettiği. Sonra da 11-10'dan sonra Galatasaray'ın yani sezon rekoru kırabileceği bölüm. Ne dersin, katılır mısın bana? Doğru. Yani ufak tefek değişikliklerle bunu söyleyebiliriz. Şimdi başta söylediğimi tekrar edeyim. Bugün top oynamak kolay değildi. O yüzden hani her cümlenin başında bunu tekrar etmek istemiyorum. Bunu bir kez söyleyelim. Onu parantez içinde onu söyleyeyim. Hepsinin başına onu koysun dinleyenlerimiz. Yani maç jübile maçı gibi oynandı. Yani orta sahasız, hani bol gollü olsun, bir şov gösteri olsun gibi oynandı neredeyse. Ben büyük bir takımın bu kadar yumuşak bir orta sahaya sahip olduğunu çok uzun süredir görmedim. Ve buna rağmen Galatasaray'ın inanılmaz hücum gücü, hücumcu orta sahaları, santrfor değil, hücumcu orta sahaları, hücum elemanları müthiş bir hücum zenginliği yaratıyorlar. Yani bugün Gökhan kurtarış rekorunu kırdı ligin. Evet. 12 kurtarışı var. Ama bir taraftan böyle olurken diğer taraftan da bu orta sahazlık şunu yol açıyor. Dakika 70, Galatasaray %70 topa sahip olmayla oynuyor. %70 yani. İnanılmaz bir şey. Ve rakibin 8 korneri var. Şimdi bunu futbol istatistiklerle çok anlatılabilen bir oyun değil ama bunu sadece bu 3 şeyi yazsan alt alta yani anormallik olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi mesela Galatasaray bir Avrupa Kupası maçı oynayacak olsa önümüzdeki hafta, onlar da bir analiz yapacaklar olsalar, bunu teknik direktörün karşısına getirsen bu ne ya, dalga mı geçiyorsunuz benimle der. Yani %70 topa sahip, rakibe 8 korner vermiş. 5 tane net gol pozisyonu vermiş. Evet. Bu Galatasaray'ın genel durumunu anlatan, tabii diğer taraftan da anormal pozisyon buluyor. Şimdi bu genel durumunu anlatan tablo. Galatasaray hücumda Yasin'le, Burma'yla, Sneijder'le, Sneijder rakip kaleye yakın olduğu zaman özellikle, bunu başardığı zaman, ki artık bu bir tercih oldu. Geçen hafta Kasımpaşa maçındaki o altını çizdiğimiz geri dönüşlerdeki sıkıntı tespiti yapılmış. Ancak bunun için takımı bir bütün oynatmak yerine De Jong savunmanın önüne bir ön stoper olarak konmuş. Evet. Yani çok geri koşmayalım. Burada biz beşli duralım. Öndeki beşli de kendi işini yapsın gibi bir durum var. Şimdi böyle olunca ilk 20-25 dakikadaki oyun Gaziantep orta sahada neredeyse hiç pas yapmadan defalarca orta sahaya geçebildi. Hiç pas yapmadılar. Yani öyle bir baskı yediler de paslaşarak çıkalım falan değil. Topu ayağına alan öne doğru pasını attı. Ve ceza sahasına girdi. Ceza sahasına girdiler. Ne eksik kaldı Gaziantep'in? Zaten bir hücum planı yok.
ceza sahası çevresine geldiler. Orta sahasızlıktan, Galatasaray'ın orta sahasının olmayışından oraya kadar geldiler. Ama ondan sonra ne yapacaklarına dair hiçbir plan yok. Yani çoklukla seyircilerimiz tespit etmiştir. Ceza sahası çevresinde 6 tane Antepli var. İçeride bir tane bile yok. Şimdi bu genel karşılıklı eksikleri anlatıyor. Burada fazla olan neydi? Yasin'di. Şimdi Buruma'ydı. Buruma'ydı. Yasin özellikle ayrı bir yere koyuyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir tane duygusal taraf var için. O sarılma sahnesi var ya. Onu görüntü... Bu tip korkunç bir vahşete bundan daha şahane bir cevap ben ömrü hayatımda 46 yaşındayım görmedim. Yani ondan daha güzel bir fotoğraf. Evet. Ben görmedim. O yüzden ben Yasin'e şahsen teşekkürlerimi sunuyorum. Yasin bundan önce de iyi maçlar oynadı. Bundan sonra da iyi maçlar oynayacak. Bilmiyorum hat-trick yapar mı bir daha ama bugün bir de hat-trick yaptı. Çok da iyi oynadı. Ancak o fotoğraf başlı başına bir sanat eseri. Hafızalardan silinmeyecek. Hiç silinmeyecek. Yasin kariyerinde yapabileceği maksimum şeyi yaptı. Artık yarın futbolu bitirse bile, bıraksa bile Yasin'i kimse unutmaz. Bir o. İki, bundan sonra Yasin'le ilgili kötü bir şey söylersen beni uyar. Futboluyla ilgili hiçbir söylersen anlamda, uyarmam. Hiçbir anlamda eleştiri yapmamayı düşünüyorum bundan sonra Yasin. Öyle mi? Çünkü şimdi bak birçok şey yapılabilir. Asker selamı, şu, bu filan hepsini anlıyorum. Ama bu sarılmak. Bu başka bir şey. Bu fotoğraf çok yani o anda mı aklına geldi, önce mi planladı, bir isim söyledi, hiç önemi yok. Bu böyle anlatılır. Bundan daha iyi anlatılamaz. O yüzden Yasin dosyası benim çok eleştirdiğim bir oyuncudur. Her yönüyle, davranışlarıyla, söyledikleriyle, zaman zaman oyunuyla, zaman zaman başka hikayeler. Ama hep topla alakalı, oyunla alakalı. Bundan sonra onunla ilgili ters bir şey söylediğim zaman beni uyarabilirsin. Hemen geri alırım. Unutuyor çünkü insan bazen böyle şeyleri. Şimdi Yasin'in attığı birinci golde neden farklıyı anlatmak için yani Galatasaray'ın hücum orta sahalarının, hücum gücü oluşturan oyuncuların santrforları hariç farklı olduğunu anlamak için ilk goldeki koşusuna bakmak lazım Yasin. Şimdi orta saha oyuncuları savunmada bu koşuyu yapamadıkları için yani rakibin bir adım sonrasını düşünmedikleri için Galatasaray orta sahasında o beklenen katılık rakibi sindirecek, rakibi ya şimdi biz buradan geçemeyiz biraz daha defansif kalalım diyecek şeyi yapamıyor ama hücumda her seferinde rakip savunmayı tehdit eden işi Galatasaray yapabiliyor. Yasin'in vurma pası alıp driplinge kalktığında tersten yaptığı koşu yani bir an olsun şu andan itibaren Yasin yazıyı alalım alttan. Yasin kilitlenmiş anladın mı böyle? Böyle kilitlenmiş o bak hiç kesmiyor. Şimdi burada yani bu Galatasaray'da puan tablosunda Galatasaray'ı buraya getiren bu. Burada Rekening'le ilgili de o zaman parantezi açmak lazım. Çünkü maçtan sonraki açıklaması da şöyle diyor. Kanat oyuncularımızın daha önde durmasına ve onların daha önde durmalarına ve savunma arkasına toplar atmak istedik. Ve bunu büyük ölçüde de başardık. Ama beklerin öne çıkışlarını iyi kontrol edemediğimiz için burada dengemizi kaybettik. Doğru, kopuyor onlar birbirine. Oyun içinde dengemizi nispeten bulduğumuzu düşünüyorum diyor. Kopuyorlar. Yani burada... Daha önceki maçlarda neden Galatasaray üretemiyor sorusunun cevabını Rekening kendi kendine şöyle vermiş veya teknik heyet. Biz kanat oyuncularımızı yeterince savunmanın arkasına sarkıtamıyoruz. Ben buradan bu sonuç çıkartıyorum. Sadece bu çıkmaz. Ama bu cümlesinden çıkarttığım sonuç. Şimdi Galatasaray bir tercih yaptı. Eren'le oynamak, santrforla oynamak demek. Podolski ile oynamak, false line'la oynamak demek. Evet. Yani net bir santrforunuz yok. Onu geri çekiyorsunuz. Kanatlarınızı daha fazla öne çıkarıyorsunuz. Santrforunuz yani Podolski mi daha fazla santrfor, Snyder mi daha fazla santrfor? Orada çok az farklı bir şey yok. Podolski olur yani. Tabii. Yani çok belirli bir şey yok. Ama Eren'le oynadığı zaman öyle olmuyor. Evet. Yani iki savunma kanadı, iki hücum kanadının neredeyse iki santrfor gibi oynadığı. Kanatla oynayan santrforlar. Yani false nine yani bu sahte 9 oyunu biraz böyle bir oyundur. Ki Podolski burada son vuruşlarıyla değil ama gol hazırlayıcılığıyla ön plana çıktı. Yani işte bu maçta çıkıyor ama Osmanlı maçında çıkar mı onu bilmiyorum. Çünkü burada markaj yok. Yani Galatasaray orta sahası, buna Yasin'le vurmayı da katıyorum. Yani orta sahadaki defansif zaaftan bahsederken sadece Selçuk ve De Jong'dan bahsetmiyorum. Snyder'den de bahsediyorum, Podolski'den de bahsediyorum, Yasin'den de bahsediyorum, Buruma'dan da. Bütün oyunculardan bahsediyorum. Çünkü neredeyse tamamen orta saha oyuncularından kuruldu. Ben Podolski'ye direkt hücum oyuncusu demiyorum. Yani
yarı sahanın öbür tarafında her yerde oynar diye evet. bakıyorum ben ona. Yani önde de oynar, santrafor arkası da oynar, iki kanatta da oynar. Evet. Hücumcu orta sahada oynar. Hepsini oynayabilir ama santrafor değil. Burada Riekerink'in söylediği şöyle bir şey olabilir. Galatasaray'ın Bruma ve Yasin'in de özelliklerinden, aslında çok değil de Bruma'dan da kaynaklanan bir sebeple savunma beklerini oyuna sokması çok zor oluyor. Çünkü onlara top geldiği zaman direkt kaleye yollanıyorlar. Yani orada bir pas trafiği yapıp savunma beklerini öne çekmeleri lazım ki bu orada dönen topları toplayabilsinler. Yani kopma olmasın. Evet. Ancak merkez orta saha o kadar birbirinden kopuyor ki. Burada o pas trafiğini, ben sadece Bruma'nın koşullarını suçlamıyorum bunda. Merkez orta saha da birbirinden koptuğu için orada topu çevirmek, savunma beklerini beklemek biraz zorlaşıyor. Bunu yaptı belli oranda Galatasaray. İlk yarının sonlarındaki bir 15 dakika evet. yapabildi ve akın sürekliliği sağladı bu yüzden de. Ancak diğer bütün zamanlarda ki bu rakip eksik kaldığı zamanda da aynı şekilde geçerliydi. Galatasaray'ın önündeki beşlisi, arkadaki beşlisi oluyor. Galatasaray'ın bunu birleştirmesi lazım. O yüzden ben sıklıkla diyorum ki belki de 3 orta saha denemeli. Hı hı. Bir bütünlük sağlamak için. Şimdi bu maç tabii ki hani Gaziantep'te Galatasaray kadar birbirinden kopuk bir takım, savunmasında evet. problemleri olan bir takım, hücumda da planı olmayan bir takım. Yani hücumda planı olanla planı olmayanın farkıydı bu ortaya çıkan. Yoksa oyun yapıları benziyor. Yani bir tarafta hücumcularla savunmacılar oynuyor, bir tarafta hücumcularla savunmacılar oynuyor. Ancak haftaya Osmanlı maçında bu iş böyle olmaz. Yani Galatasaray'ın haftaya yapacağı tercih şu. Ya biz bütünlüğümüzü sağlayacağız ve ona göre gene hareketli önde arkada oynayacağız ya da arkaya yığılacağız. Bruma ile Yasin'i koşturacağız. Yani bugüne kadar o bütünlüğü sağlayıp öne geriye giden bir kompakt bir Galatasaray göremedik. Hep evet. kopan bir Galatasaray gördük. Yani bazı maçların 10'ar 15'er dakikalık bölümleri olabilir ama genelden bahsediyorum. O yüzden sanki ikinci söylediğin yani biraz daha bekleyen ve Osmanlı Spor'un taktiğine benzer bir taktikle karşılık vermeye çalışan bir Galatasaray sanki daha akla yatkın geliyor. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Yani, Osmanlı cezalandırır çünkü bunu. Evet yani bugünkü ilk 20 dakikada daha çok pozisyona girmişti Osmanlı Spor. Muhtemelen de gol veya goller atmıştı. Son pasları da ve şutları da doğru yapmıştı. Evet. Ya da Muslera'nın gene klasik devleştiği maçlardan biri de olabilir. Yalnız Podolski Eren farklılığında az sonra özet görüntülerin üstüne konuşurken de daha iyi göreceğiz. Mesela şimdi Kasımpaşa maçında attı. Bursa maçında attırdı. Bu maçta bir golün asist öncesi pasını verdi. O da yani Bruma'nın asistinden daha değerli bir pas. Podolski'nin pası Bruma'ya giden. İkincide de asist yaptı. Şimdi burada acaba daha doğru bir tercih olduğu yönüne doğru ikna ediyor mu bize Podolski'nin bu oyunu? Ne dersin? Çünkü Eren evet son vuruşta var ama Podolski gollerin hazırlanışında da var. Tamamı rakiplerle alakalı. Yani Bursa'da da aynı orta saha eksikliği var. Kasımpaşa'da da vardı. Burada da var. Evet, Kasımpaşa'da var, burada da var. Yani Bursa kağıt üzerinde iyi duruyor ama performans olarak Beşiktaş maçında da görüldü. Evet. Yani ya hücumun bir parçası olup orada kalıyorlar ya savunma ceza, Merter ceza sahasının içine hapsolup kalıyor mesela. Evet. Halbuki öyle bir oyuncu değil o. Yani bu sene öyle oldu ya da takım onu öyle yapıyor. Hı hı. Bunlar rakiplerle, daha çok rakiplerle alakalı. Podolski bahsettiğimiz adam, az buz bir adamdan bahsetmiyoruz. Tabii. Yani Bayern Münih tarafından tercih edilmiş, Arsenal tarafından tercih edilmiş, Inter tarafından tercih edilmiş. Bir, Alman milli takımında defalarca oynamış. Tabii dünya starı, eksikleri var, artıları var ama bir dünya starı. Onu boş bırakırsanız oynar. Ama bazı takım da işte boş bırakmıyor. Ve ceza sahasına giremiyor Galatasaray. Bu tamamen orta saha yapısıyla alakalı bir durum. Yani Podolski üzerinden Galatasaray'ı tartışamam ben. Evet. Peki burada tabii yani az önce verdiğin örnekleri biraz daha genişleterek Gaziantep Spor açısından. Şimdi Galatasaray'ın yumuşak bir orta sahası olabilir. Evet. Yani olmamalı ama olabilir. Onu kaldırabilir bir derece. Bir yere kadar bu takım gidebilir. Fenerbahçe'nin olabilir. Yeri gelir Beşiktaş'ın olabilir ama kümede kalma hedefiyle yola çıkan bir takımın yumuşak bir orta sahası olmasını ben pek anlayamıyorum. Yani orada zaten teknik kaliteniz, kapasiteniz zaten rakiplerinizin gerisindeyken bir de orta sahada mücadele etmezseniz bu ligde nasıl kalacaksınız o zaman? Yani bu aynı şey Rize Spor için geçerli, aynı şey Adana Spor için geçerli. Zaten sıralamada bu tip takımlar hemen göze çarpıyorlar. Bu takımlarda benim öncelikle dikkatimi çeken şey bir stratejilerin olmayışı. Yani Gaziantep'i tanımlarken ben hangi stratejiyle tanımlayacağım Gaziantep'i bilemiyorum. Yani mesela Osmanlı'yı biliyorum. Hı hı. Konya'yı biliyorum. Evet. Akhisar'ı biliyorum.
Yani sıralamada aşağıda ya da yukarıda olmasının önemi yok. Ama oyun stratejilerinin, oyun karakterlerinin ne olduklarını, ama Antep'in ne olduğunu bilmiyorum. Yani bir hafta kendi ceza sahasından çıkmayan bir takım oluyor. Bir hafta Galatasaray'a karşı ilk 30 dakika işte 5 tane pozisyona giren takım oluyor. Nedir? Nedir? Yani ama o Galatasaray'dan mı kaynaklanıyor acaba? Galatasaray ama ne olursa olsun yani bu tip güç dengelerinde kendi oyununu oynaman lazım. Rakip ne yapıyor olursa olsun. Evet. Tabii hoca ayrıldı. Geçici bir durum hoca var. Yani bu tip durumlarda şöyle oluyor. Hoca kendini göstermek istiyor. Oyuncular kendini göstermek istiyor. Burada çünkü alınacak bir puan başka bir yere götürür sizi. Tabii. Herkesin fikri değişir. Bunlar çok detaylar ama çok 100 bin euroluk detaylar. Aynen öyle. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra görüntülü analize devam edelim. ...90 artı devam ediyor. Galatasaray-Gaziantep spor maçının görüntülü analiziyle devam edelim yayınımıza. Evet, ilk pozisyon bu. Henüz 40. saniyede Galatasaray bu hatayı geliştirdi. Muhammed zorlandı maçın başında. Evet. Buruma çok etkili geldi burada. Rakiplerini çok iyi geçti. Orta da iyi. Snyder'e alışık olmadığı bir şeyi yapmaya çalışınca olmadı. Öyle diyebilir miyiz? Çok ilginç yani. Bu kadar belki ısınamadı. Belki de. Şimdi yönetmenimiz Snyder, Ceyhun da diyor tam Alex'lik diyor. Doğru. Değil mi? Doğru. O yapardı bu işi. Yani Snyder'in yani müthiş vuruş kalitesi, şu bu hepsi bir kenara, oyunu okuma, topu okuma. Evet. Sadece oyunu değil, topu okuma konusundaki üstün yeteneği onu farklı kılan. Burada tam onu okuyamamış. Ama tabii çok başı. Maçın herhalde ısınamadı. Çünkü kötü vuruyor falan değil, vuramıyor. Evet, evet. Topla buluşamıyor istediği evet. gibi. Sonrasında özellikle işte o bahsettiğimiz bölüm 20. dakikaya kadar olan bölümde Gaziantepspor çok rahat bir şekilde Galatasaray ceza sahasına giriyor ve bu da çok net bir pozisyon. Bu işte, bu işte. Evet. Biraz bir adım arkada kalması gerekiyordu ama. Şimdi Lines'le başladı Riekerink bu maça. Evet. Zaten devre sonunda da çıkarttı ve hani özette olan olmayan atakların büyük bölümü de oradan Galatasaray'ın yine. Sağ kanadından geldi. Ama yani tabii buna bakmamız lazım. Kuşku yok. Ancak topun çıktığı yerdeki rahatlığa da bakmamız lazım. Ben onu daha fazla önemsiyorum. Yani o kadar rahat geliyor ki rakip. O kadar rahat. Hiç kimse, hiçbir şey yok. Hiçbir müdahale yok. Kabul ediyorum. Zaten o merkezde o kadar rahat olmasa hiçbir takım ceza sahasında bu kadar rahat gelemez. Ama Lines'in de yani özellikle defansif olarak ama çok çok zayıf kaldığını da söylemekte fayda doğru, var herhalde. Doğru, çok ciddi bir yerleşim hatası var. Neredeyse Serdar'la üst üsteler. Evet. Evet. Yani o çizgi, yani Serdar derinlik yapacak ama yayılım, yerleşim özellikle önemli orada. Ciddi bir hata var. Yani Serdar'la yani olacak işte, hakikaten haklısın o konuda. Evet. Devam edelim, bir sonraki pozisyona geçelim. Olması gereken yerde değil. Ya burada da bir offside söz konusu olabilir belki. Önemli değil. Biz pozisyonlar üzerinden bakıyoruz. Yine benzer bir atak. Yine Galatasaray'ın soluna atılan. Galatasaray genel olarak bunun sıkıntısını çekiyor. Bunu gidermek için yaptığı şeyler de ya hücumundan eksiltiyor ya savunmasından eksiltiyor. Yani biz bu boşluğu dolduralım diye hücum hattını geri çektiği zaman sadece Bruma yakalıyor iş. Savunmayı ileri itip yapıştığı zaman da ikinci topları toplayamazsa o zaman rakip çok etkili geliyor. Ki burada şunu da söyleyebiliriz. Aslında birkaç haftadır Galatasaray şunu da yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum sen de aynı gözleme sahip misin? Savunmayı eskisine oranla biraz daha öne, hatta orta sahaya kadar, yani o kompaktlığı, bütünlüğü sağlayabilmek için hücumda biraz daha orta sahaya da yaklaştırmaya çalışıyor Galatasaray ama ona rağmen olmuyor. Doğru. Doğru. Şimdi bu bazı meslektaşlarımızla anlaşamadığımız da bir konu. Mesela bugün ne oynadı Galatasaray diziliş olarak? 4-2-3-1 gibi gözünüyor bence, ama bence değil. Bence 4-3-3 oynadı. Selçuk sağ iç, Snyder sol iç, değil mi? Evet. Yani ön taraf, yani genel mantı olarak 4-3-3. Evet. Yani önde bir santrfor kullanarak 4-3-3 değil. Hı hı. Yani bu değil. Yani normalde böyle. De Jong aslında evet. Hakan'la Semih'in önünde çakılı bir ön stoper gibiydi. Evet. Snyder'le Selçuk
daha ceza sahasına yakın. Gibi Podolski geride, Yasin'le Buruma önde. Evet. Yani genel mantığı 4-3-3'e daha yakın. Evet. Çünkü geçen hafta o, özellikle Kasımpaşa'nın attığı goldeki o orta saha sıkıntısını görünce hoca Riekerink De Jong'u oraya ön stoper olarak atamış. Yani sen burada dur, gitme demiş. Ama bu işi çözmüyor. İşi çünkü çözmüyor. Böyle beş kişi kalıyor. Evet. Tam Gaziantepspor'da 5 kişi. Ya yani bazı antrenmanlar olur ya. Tabii. 5'e 2'ler. Yok, bazen 3'e 3, 4'e 4 maç savunmacılarla yani, hücumcular. Burada tamamen bak, bu Muslera korkusu, başka bir şey değil. Yani şurada bile hala pas. Hala, evet. Başında da zaten. Başından beri evet. Başında o, yani çok hızlı oyuncularsın. Tabii. Yıldırım gibi gider oraya yani. Hiç sorun değil onun için. Topu da almış. Yani ivmelenir. Şurada önüne attı mı bomboş önü. Hala aranıyor. Rahatsız bu, eden bak. Yok. Hala yok. Başka bir kaleci olsa böyle olmaz. Olabilir. Hakan Balta da bu Fenerbahçe maçındaki Volkan Şen'e şutunu önleyen pozisyona çok riskli. Benziyor. Çok riskli. Çünkü yani orada Larsson bir adım atsa penaltı, kırmızı kart. Olabilir. Şimdi bu Galatasaray'ın golünün öncesinde Gaziantepsporlar faul bekledi. Ya Elias'a faul itirazı yaptı. Var mı sence? Yani Yasin vuruyor anlamında mı? Evet. Şenol değil mi? Elias'a dedi. Şenol. Vuruyor. Şenol Can. Yani Şenol da yerde ama topla alakası olmayan bir şekilde vuruyor. Evet. Vurmuyor demeyeceğiz herhalde değil mi? Yok, evet. Temas var. Yok diyemeyiz. Var. Burada ne oldu? Taç at, değil mi? Evet. Ama yani tabii. Burada Lines'le başlıyor atak. İşte bu az önce bahsettiğim şey. Şimdi Eren burada topla buluştuğu zaman böyle bir pas çıkma ihtimali zayıf. Yok, genelde geri döner. Evet. Ama yani aldığı yere atar topu. Podolski olduğu zaman çıkıyor. Hatırla, Yasin'e de tekte oynadığı topu Bursa Spor maçında mesela. Evet. Geri alalım, gene Podolski'nin topu aldığı noktaya. Burada Yasin'in koşusunu çok önemsediğimi tekrarlamaya gerek yok. Evet. Geri alalım. Biraz geri alalım. Topu aldı Podolski'nin alışını. Evet. Verelim Podolski'ye topu. İşte bunu bu şekilde alırsa aldırmazlar. Yani iki orta saha oyuncusunun aldığı pozisyonlara bak. Böyle olmaz. Çünkü çıkarken yakalanmamış Antep. Yani çıkarken yakalanırsınız, böyle birebir bırakırsınız Podolski ile oyuncuyu. Olabilir. Birebir bile değil. Podolski tek başına orada. Markasız. Ama taç atılırken evet. Santfor'la yapışık olur. Zaten. Yapışık olur. Yani birisi mutlak yapışık olur ve bu genelde stoper olmaz. Ya da savunmadan birisi olmaz. Orta sahadan birisi olur. Rakip, çünkü yani Galatasaray büyük takım, hücum ederken öyle pozisyon alınır. Santrfor'u öyle kontrol edersin. Evet. Ama burada her şey bir kenara, Yasin. Ve Galatasaray öne geçti. 12. dakikada. Şu koşu önemli koşu. Bunu herkes yapmıyor. Şimdi ikisi birden yapıyor koşuyu. Yani Riekerink... Kesmiyor da. Evet. Kesmiyor da. Tabii. Riekerink'in maçtan sonra söylediği şey bu. Ve golle sonuçlanıyor. Ve senin az önce bahsettiğin... Evet, hiç unutulmayacak. Yasin'in kariyerinde yaptığı en doğru şey. Evet. Bundan daha güzel anlatılamazdı. Teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Empati var burada. Evet. En önemsediğim şey. O olmadan olmuyor. Hiçbir şey anlayamıyoruz. Toplum olunmaz. Aynen öyle. Yine Galatasaray i̇şte ceza sahasında bu bir tehlike. Offside de sonuçlanıyor ama. Offside de Musa değil mi pası veren? Evet. Yani işte bu Musa tecrübesinde bir oyuncunun şunu yapmaması lazım. Şimdi ne yapıyor? Yaptığı ne? Hemen Berkaç yapıyor. Çevre kontrolü sıfır. Evet. Dönse içeride. İşte bu, ama yani suçlayamam tabii. Burada bir hücum planı yok.
Evet, devam edelim. Herhangi bir hücum planı yok. Burada kafayla verilen pasların offside olmaması gerektiği fikrimi de tekrar etmek istiyorum. Doğru, daha önce vurgulamıştım bunu. Bu arada bunun gibi son pasının verilmediği veya şutun atılabildiği 2-3 pozisyon daha var. 5 pozisyon yani, saydım ben evet, 30 dakika. Evet, aynen. İlk 20 dakika, ben 20 dakika 5 pozisyon saydım. Aynen öyle. Burada sarı kart. Fatao'ya bilerek engellediği için koşu yolunu herhalde. Yani ümit vadeden akını kesmek mi oluyor bu? Alabilir miyiz o sarı kartı? Gelelim az önceki sarı karta. Sert bir hareket mi yoksa? Sertten ziyade benim anladığım kasıtlı. Yani yaralayıcı değil ama topla hiç oynama isteği yok. Sadece rakibini durdurma isteği var. Şu geri attığı bir adımdan dolayı diyorsun. Yani evet. Geriye ve yana vurmanın koşu yoluna. Yani kendisine oranla evet, geriye. Aynen. Ben öyle yani, anladım yani. Olabilir. Bilmiyorum. Evet. Bir de evet kol da var biraz. Yani bana, iki dakika sonra vurmaya da tam aynı pozisyon olmadan. Detayı görmüyorum. Yani evet. Belki hani boğazına falan yüzüne bir şey vardır onu bilmiyorum ama eğer oyunlar yoksa bence sadece pol. Evet. Ama onlar varsa tabii hakem çok daha yakında. Bu da Buruma sarı kart gördü. Evet doğru. Devam edelim. Burada Doğanay sarı kart gördü. Bu %100 kırmızı. Hiçbir alakası yok ve çok tehlikeli bir hareket yani. Aşilini koparabilirsin. Hiç topla hiç alakan yok. Konuyla alakan yok. Çelme de takmıyorsun. Gidip aşiline basıyorsun. Evet. Bu direkt sakatlama yönelik hareket. Yani öyle değilse bile bence öyle olmalı. Yani bu hakem hocaları diyorsa buna hayır bu sarı kart. Kırmızı kart değil, bundan sonra kırmızı kart olmalı. Değiştirilmeli yani. Evet. Bizim bu yorumlarımızdan sonra İFAP'tan teklif gelebilir bize. Olabilir. Demir kol. Önerilerimizden sonra. Bu ilk yarının son anları. Bir köşe vuruşu kullandı Galatasaray. Şimdi burada Güntekin Onay da %100 futbolda dikkat çekti. Yani Muhammed İldiz niye duruyor hala kale sahasında? Ve 3 Galatasaraylı'nın offside olmamasını... Evet, şimdi normalde orada hemen uyanıp çıkması değil lazım mi? Ama o korner atılırken ki orada varoluş tamam, sebebinin henüz ortadan kalkmadığını düşündü. Selçuk vuracak, ben de çizgiden evet, ben de çıkaracağım çizgideyim, çıkarayım diye düşündü. Bu çok gri bir pozisyon bence. Kitaba bakarsan evet çıkması lazım, %100 çıkması lazım. O öğretilir. Zaten aynen, arada kalıyor. Evet, tam çıkarken geri dönüyor. Evet. Ama öyle düşündü herhalde. Evet. İlk yarıyı Galatasaray 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda yine etkili olan taraf Galatasaray'dı. İlk 20 dakikayı saymazsak maçın ilk 20 dakikasını. Burada penaltı var mı Hakan Balta'ya? Var. Bence de. Yani Musa çünkü... Hiç toplu oynama neden yetiyor, ayağını kaldırıyor? Acaba Hakan sol kolunda iterken onun havada olduğu için dengesi mi bozuluyor? Hakan itmiyor ki. Ha yani aha, normal nizami bir evet, itme yaparken. Evet. Vallahi devam edelim. Bana foul gibi geliyor. Foul bence. Önde De Jong'la Elias'a arasında da bir mücadele var. Bir şey var. Evet devam edelim. Yok bu faul. %100 faul. Evet. Yani tamamen Hakan'ı bozmaya bozan, yönelik. Bu ilk yarıdaki pozisyona geri döndük. Geri döndük yani. Hızlı geçelim hemen burayı. Evet. Ve Gökhan. İkinci yarıda Snyder Gökhan mücadeleleri. Başlıyor. Yine bir şut. Bu iyi şuttu. Ve gol. Podolski asisti yapıyor bu sefer. Yani demek istediğim Podolski sahadayken, Eren yokken bir hazırlayıcı daha var sahada. Ve Podolski'nin de bitiriciliği Eren'den aşağı değil, hatta daha iyi bile diyebiliriz.
Evet. Değil mi? Yani Eren net santrfor. Evet evet. Yani %100 santrfor. Golcü bir değil. Şimdi diyeceksin ki bu nasıl oluyor? Ya olur. Oluyor. Ya var öyle santrfor. Oluyor. Ya burada tabii 5 oyuncuyla Galatasaray ceza sahası içinde. Zaten iki takım arasında duran top bu. Devamı. Evet. Yasin attı golü. Yine selamını verdi. Aslında Gaziantepspor hiç etkili olamazken bir kıvılcım çaktı bu golle. Olamazken ama bu golün öncesindeki 5 dakika boyunca neredeyse evet. Gaziantep öndeydi. Doğru. Sürekli çıkıyorlardı. Ve bu 8. korneri. Yani %70 topa sahip olduğunuz bir maçta rakibinize 8 korner verirseniz burada çok ciddi bir problem var demektir. Yani bu anlatılabilir bir şey değil. Bir an olur, bir şey olur. Hı hı. Ve kırılırsınız yani. Evet. Galatasaray'la ilgili geçen hafta Kasımpaşa maçında da Galatasaray'ın hücum gücüyle ilgili bu maçta özellikle söylenecek hiçbir şey yok. Yani hiç pozisyona giremediği maçlar da oluyor ama bu hücum gücünü kullanamamasının da sebebi orta sahası. İstediği gibi kullanamamasının. Mutlak üçlü orta sahaya geçmek zorunda. Yani Snyder'ı öne atmak zorunda. Diyeceksin ki Yasin'i mi kesecek, Brumey'i mi kesecek bilmiyorum. Podolski'yi mi kesecek? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bunu yapmak zorunda. Bu orta sahayla yani Osmanlı maçı çok belirleyici olacak. Evet. Çok belirleyici. Devam edelim. Tam Gaziantepspor umutlanmışken Fatau yani sarı kartı göreceğini bile bile herhalde ikinci sarılık hareketi yapıyor. Tartışılacak bir şey yok hiç herhalde. Hiç yok. Bunda. Tartışacak tek şey acaba ne düşündü? Onu tartışabiliriz. Ya da sarısı olduğunu unuttu mu? O da olabilir. Hani bir şey düşünmekten ziyade. O da bir düşünme tarzı. O da doğru. Ya da düşünmeme. Bu pozisyonda herhalde şundan var özette. Selçuk'un burada sarı kartı var. İkinci sarı gerekir mi? Bana soruyorsan gerekir evet. Ama bu kurala uyuyor anlamına gelmiyor tabii. Yatarak ve kayarak müdahalelerin tamamı oyuncuyu sakatlayabilir. Bu ayağını çeksen de dizinle vursan da adamın ayağını kırabilirsin. Dolayısıyla çok temiz olması gerekir. Evet devam edelim. Ve üst üste Galatasaray atakları. Yani bazılarını özete sığdıramamış meslektaşlarımız. Bu bir pozisyon. Evet Eren niye pas vermedi diye soruyor Yasin. Yine boş yakaladığı bir an Galatasaray'ın. Karol bu kez ucumda. Bu inanılmaz. Evet. Yani sanki kaleyi yanlış görmüş gibi Eren. Hani kaleciye çarptırsa anlaşılabilir değil mi? Yok, pozisyonu yok. Bir daha alabilir miyiz? Orada paralize olmuş o yani. Değil mi? Ya da attım demiş. Golcü hastalığı. Bunu içeriye... Ay zeminden mi sektik? Öyle bir şey yok, de yok. Öyle bir şey de olsa hemen ayağını zaten... çeviremedi. Niye ayağının içiyle vurmaya çalıştı acaba? Yakın direğe vurayım dedi. Evet. Yani vücudunu doğru pozisyona çevirememiş. Evet, yeterince döndürememiş. Yani ona rağmen de sağ iç vurmaya çalışıyor. Evet. Yani vurulmayacak tek vuruş şekli o herhalde. Ayağının üstüyle vur, dışıyla vur. Solunla vur. Ve temdit golü. Gol oldu. Maçı da bitirdi hakem zaten. Selçuk'un bence serbest vuruşu mükemmel. Mükemmel evet. Ama Yasin da, kendine evet. Güveni de değil mi? Önemli zor, yani. Zoru deniyor yani. Doğru. 3 kişi var içeride. Evet. Evet Galatasaray 3-1 kazandı. Tabii yani özellikle son bölümde Galatasaray'ın zorlanmasının bir nedeni de şu oldu bence. Ön taraftaki oyuncular artık skoru kendileri değiştirmek istediler. Normal. Maç 2-1 iken. Ama bu da işte başka bir handikapa yol açabilirdi. Yani Podolski dar açıdan kendi vurdu. İşte Eren az önceki pozisyonda kendi vurdu. Snyder pas opsiyonu varken vurdu. Bruma pas opsiyonu varken vurdu. Bu da maçı aslında kritik bir noktaya getirdi. %100 yani bu tabii bir taraftan işin psikolojisi var bir taraftan da realitesi var. Yani öndeyiz, rakip eksik. Bundan sonra kendi hanemize yazacağımızı diye düşünüyor oyuncu. Çok normal evet. Bu. Çok normal. Çünkü rakibin de artık düştüğü anlar. Ama geldiler. Yani Antep çıkabildi. Çok olmasa da çıktı. Yani başınıza iş açabilirsiniz. Kasımpaşa maçında da bu oldu.
Kasımpaşa maçında pozisyona giremedi Galatasaray bu kadar. Evet, tabii. Yok, burada yani son... Bu da inanılmaz. 87'den itibaren kaç tane yazmışım? 5 tane yazmışım golle birlikte. 87, 96 ve 8 dakikada yani. 5 tane net pozisyon. Hani yarım falan değil. Arada verilmeyen paslar da var. Var. Herkes kendi düşünüyor. Evet. Çok normal. Ama doğru. İşte. Evet. Ama yani. Olmuyor. Ama burada Eren'in tabii vuruş. Yani o ben hani ilk 5 hafta geldiğinde hatırla. Hani çok iyi bir santrfordur, evet. Ama golcü değil. Evet. Yüzdesi çok düşük. Çünkü yüzdelerini falan da verdik burada. Hakikaten çok düşük. Verdik. Bu kadar hani üst düzey futbol oynayan bir oyuncu için değil. Ancak 5 haftanın sonunda acaba Galatasaray'la başka bir noktaya mı geçecek? Dedik. Yani daha önce yaşamadığı bir şey mi olacak? Hani Leverkusen'de falan da tabii ki belli bir hücum gücünün parçasıydı ama Galatasaray'ın Türkiye Ligi'ndeki yeri daha değişik. Tabii ki. Gol, yani o 5 hafta bir dönüşüm mü, başka bir yere mi gidiyor derken hayır, öyle olmadığını gördük. Burada bir çıkmaz var. Yani şöyle bir çıkmaz. Sen diyorsun mesela Podolski'nin birçok yönü daha iyi ama ben sana desem ki bugün bir santrfor alınsa, golcü bir santrfor, okey misin? Evet dersin muhtemelen. Evet. Yani iki oyuncunun da belli özellikleri var. Birisinden birini tercih ediyor. Burada Riekering'in tercihi doğru. Ben de katılıyorum Podolski tercihine. Şundan katılıyorum. Podolski daha iyi olduğu için değil. Yani direkt oranın oyuncusu Podolski olduğu içinden değil. Yasin'le Bruma'yı kullanmak daha iyi oluyor bu oyun. Bu False Nine'la birlikte daha iyi oluyor. Bu konudaki tercih doğru tercih. Ancak bütün bunların hepsini yani bu kadar pozisyona girdi atamadı ya bizim golcüye ihtiyacımız var. Evet golcüye ihtiyacım var. Ancak bu maç üzerinden anlamamak lazım. Her maçta bu pozisyona yani özellikle bu orta sahayla bu kadar pozisyona giremezsin. Girebiliyorsan zaten bitti iş. Yani kapatır Galatasaray sezonu. Şampiyon olur yani. Tabii. Şampiyonluk adayı olmaz önüne geçer işin. Ancak şimdi o yüzden diyorum Osmanlı maçı çok belirleyici. Çok zor maç. Bu orta saha için çok daha zor maç. Burada Riekering nasıl bir teknik direktörlük mahareti gösterecek? Riekering açısından da çok önemli. Riekering'in bir şansı var. Avrupa yok. Yani bu orta sahalarla standart bir Avrupa maçında perişan olursun. Bak herhangi bir standart bir takımdan bahsediyorum. Böyle hani şeylerden, Mensuratlardan, işte Benfica'lardan falan bahsetmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı bu Galatasaray. Yani Steva Bükreş'ten falan bahsediyorum mesela. Ya evet sen şeyi standardı biraz daha düşündün ama son yani Şampiyonlar Ligi deneyiminde bunu yaşadı Galatasaray yani. O evet. Arsenal'lı, Dortmund'lu. Bugün daha kötü durum. Anderlecht'li grupta yaşadı yani. Bugün kötü daha kötü durum orta saha açısından. Orta saha sertliği açısından. Yaratım anlamında Yasin'in oyunu, Bruma'nın oyunu bu anlamda artıları işte zaten puan durumunda o yüzden tabii. Buradasın. Yani zirveye geldin işte. 3 puan. Tabii. Yani 3 hafta önce 9 puandı. Yani. Ama işte bu rakiplerin nasıl top oynadığını da anlamak lazım. Mesela Beşiktaş-Bursa maçını konuşacağız değil mi? Konuşacağız. Mario Gomez olsaydı çok acayip bir fark olurdu. Çünkü Bursa orta saha çökmüş. Yani Harun üzerinden bir lig inşa ediyorlar. Tabii. Yani ne olursa Harun'un oluyor. Lig beşincisi yani. Son sorum. Yani Kasımpaşa'da, Bursa'da, Antep'te tabii ki çıkan 9 puan hayata tutundurmuştur. Çok önemlidir. Galatasaray'ın hücum gücü hakkında birçok şey anlatmıştır bize. Kabul hepsi kabul ama bu orta saha sertliğini sağlamak lazım. Bundan sonraki maçlarda Osmanlı'nın oynayacak sonra Aytemiz Alanya. Evet, devre bitiyor. O da yapabilecekleri daha fazla bir takım Antep'ten. Ama Osmanlı net bir sınav. Evet. Tam maça 17. haftayı da Ocak'ta oynayacağız değil mi? Evet. O da çok enteresan bir şey. Değil mi? Bir yani, devreyi tamamlayamıyoruz. Olacak yani. İş değil. Çünkü takımlar bir değişecek. Evet. Bir hafta içi oynasaydık. Transfer yapılacak değil mi? Evet. Hafta içi oynasaydık. Oynayabilecek mi transfer oyuncuları? Oynayacak tabii canım. Bence oynamaması lazım. Ama takvim böyle. Bunda kulüplerin bir kabahati yok ki. Yok. Ama yani oynayacaklar yani. Mesela herkesin çok rahat geçtiği bir takım ara transferde yapar. Evet. Transferi birisinin başını yakar yani. Bir tane hafta içi maçıyla 17. haftayı tamamlardık rahat rahat. Değil mi? Aynen öyle. Yani sonuçta 5 büyük ligde hafta içi maçları yapılıyor. Sezonda 3 ya da 4 kez o takvimi sığdırabilmek için hafta içi maçları yapılıyor. Son sorum Orhan Atik mevzusu. Yani 2 gün kala Galatasaray'da... Sen cevapla onu. Ben mi cevaplayayım? Sen cevapla, ben de onun üzerine konuşayım. Bilmiyorum ben de. Ben de bilmiyorum. Yani Evren Göz'e sordum bugün. Yöneticilerin söylediği Orhan Atik'in performansıyla alakalı.
Şimdi mi belli olmuş o? Ben anlayamadım. Yani doğru bir karar da olabilir. Şimdi bu olabilir yani. Tabii. Yani bunu eğer Rieckink dediyse, ya ben Orhan Hoca ile çalışamıyorum. Hı hı. Onun yerine başka bir hoca, şu hocayı istiyorum. Benim talebim bu yöndedir. Değerlendirme size aittir. Denmişse ona söyleyecek bir şey olmaz. Gerçi yani, Rieckink de yönetim kararı dedi. Bir de öyle bir durum var. Yönetim kararı olabilir ama onun da isteği olabilir. Ama o zaman ben karar verdim. Ben istedim demez mi en azından? Ben talep ettim yönetim. Valla Rieckink'i tanımıyorum. Yani demesi lazım tabii ama demeye de bilir. Evet, olabilir. Bilmiyorum yani orada ne düşünüldü? Bunu bir araştırayım ondan sonra konuşalım. Yani daha sağlıklı tartışabilmek adına söylüyorum. Evet. Soru aynen böyle soruluyor. Şimdi Ceyhun Bey'in uyarıyor. Evet. Siz mi karar verdiniz yönetim mi? Yönetim diyor. Ya bu tip konuların anlatılabilir şeylerse anlatılmasında fayda var. Niye anlatılamaz olsun ki? Bilmiyorum. Çünkü hatırla Levent Nazifoğlu... İki taraf da istemiyordur anlatılmasını belki. Hangi maçtan sonraydı hatırlamıyorum. Teknik ekibimizde evet bir irtibat, bir iletişim sorunu var. Bunu gözlemliyoruz. Kimle kimle arasında? Birbirleri arasında. Yani teknik Rieckink ile yardımcıları arasında. Böyle bir cümle sarf etmişti. Hangi maçtan sonraydı şu anda emin olamadım ama böyle bir kaybedilen maçtan sonra. Tamam o zaman Rieckink bunu rapor eden Rieckink. Yani herhalde. Benimle senin aramda bir problem varsa... İş dışında. Şimdi evet, biz ikimiz program yaparken kötü olabilir. Fuat der ki program kötü oluyor. Evet. İkinizden biri değişin. Ama kötü olma dışında ikimizin arasında bir problem varsa. Hı hı. Özel bir mesele varsa. Özel bir mesele. Yani ya da çalışmamızla alakalı ama hı. Ekrana yansıyan bir şey değil ama evet, arkadan anladım. Bir problem dönüyor. Evet. Bunun bir şekilde Fuat'a aktarılması lazım. Değil mi? Evet. Ya senin ya hı. Benim. Doğru. Böyle bunu bir problemimiz var. Evet o zaman. Diyeceğiz o da çözecek bir şekilde. Ona göre karar verir. Bilmiyorum detayını öğrenelim ondan sonra konuşalım. Şimdi tamam. Bilmeden de çok fazla bir şey. Ben de çünkü alamadım cevabı. Senin gibi sen de alamamışsın. Yok, ben de alamadım. Evet. Acaba dedim ekstra bildiğim bir şey yok, var. Hayır. Bunu detayını öğrenip konuşalım. Peki. Ama yani Rieckink dediyse eğer hakkıdır. Yani Rieckink'in teknik direktörlüğünü eleştirebilirim. Ben Galatasaray'ın teknik direktörü olabileceğini herkes olabilir çünkü. Hı hı. Ama önce kendisinin olabileceğine ikna olması lazım. Bence orada bir problem olduğu kanaatindeyim. Bu benim şahsi fikrim. Hiç kimseyi bağlamaz. Önemli de olmayabilir. Ancak Rieckink eğer o pozisyondaysa ve yardımcısıyla geçinemediği, anlaşamadığı, çalışamadığını düşünüyorsa mesela yardımcıların görevleri vardır. Çünkü yardımcı da sadece öyle kenarda oturmaz. Bir takım işleri vardır. O istediği işler alınamıyorsa falan böyle bir karar verebilir. Buna saygı duymak gerekir. Evet. Ama başka bir şey varsa onu öğrenelim, öyle konuşalım. Tamam. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Beşiktaş-Bursa spor maçına geçeceğiz ama şimdi dikkatimi çeken bir şey. Lines ilk yarıda sahadaydı. Oyundan çıktı. Sabri girdi. Neden çıkardınız sorusuna da şöyle cevap veriyor Rieckink. Bursa spor maçında sol bekte gerçekten iyi oynamıştı. Bugün sağ bekte tekrar şans vermek istedim ama ilk yarıda aldığım izlenim sol bekteki rahatlığı göstermediydi. Bu yüzden de değişiklik gerçekleşti. Bursa spor maçında Lines sol bekte hakikaten çok mu iyi oynadı? Sen ne düşünüyorsun? Yani onun analizin detaylarını öğrenmemiz lazım. Neyi beğendi, neyi beğenmedi onu görmemiz lazım. Orada da açıklar, aynı defansif açıklar orada onu da diyeceğim. Var. Yani bugün Gaziantep Spor'un yani Galatasaray'ın... Bursa Spor sadece oradan gelebilir. Aynen öyle. Bugün Galatasaray'ın ilk 20 dakikada kendi sağ kanadından verdiği pozisyonun aynısını Bursa Spor kendi karşısında da kendi solundan yemişti. Maçın başında. Bu sıklıkla evet. Olmamıştı ama 2-3 pozisyonda geldi. 3 tane net pozisyon vardı. 3 de aynı noktadan geldi. Biri gol oldu zaten. Yani offside'di ama gol oldu netice itibariyle. Hani buna da bir vurgu yapmak istedim. Şimdi Linus'la ilgili yani bazı oyuncularla ilgili yanılıyoruz. Bazı oyuncularla ilgili yanılmıyoruz transfer olduklarında. Linus geldiği kulüpte hakikaten parlak bir performans gösteriyordu evet. Ama mesela Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'deki sağ bek performansının bir model ilerisi. İyilik anlamında söylemiyorum. Hücumcu olarak bir model ilerisi gibi oynuyordu. Yani takım onu önde tutuyordu. Tamam. Ve Lines hakikaten dişli, çok birbirine çok bağlı dişlilerin bir parçasıydı, bir dişliydi. Ön tarafa çok rahatlıkla çıkıyordu. İçeri çekip vurduğu toplar, golleri, şunları bunları. Hatta Fenerbahçe'de gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam evet. Bir tane. Bunları çok iyi yapıyordu. Ama arkasını çok iyi kapatıyorlardı. Yani takımının orta saha yapısı Lines'i çok taşıyabilecek bir yapıydı.
Dolayısıyla baktığın zaman da ya bu adamda enteresan bir iş var diyordun ama takımı da görüyordun. Şimdi o adamı o takımdan çıkarıp, o makinenin bir parçası olmaktan çıkarıp al burada oyna dediğin zaman hakikaten ne yapacağını şaşırıyor. Sudan çıkmış balığa dönüyor. Geldiği günden beri tek sıkıntısı bu Lines'in. Lines'in oyunculuğunda bir eksilme yok. Lines'e bir plan sunamıyorsunuz. Yani bir bütünün parçası olmasını sağlayamıyorsunuz. Adam hücum işlerini yapmak üzere, bütün dizaynı o adamın. Hücum işi yapacak. Böyle yani bir bek değil, bir savunmacı değil. Evet. Bir kanat oyuncusu, iyi bir kanat oyuncusu, iyi bir hücumcu kanat oyuncusu. Bunu sağlayacak bir ortam bulamadı. Dolayısıyla da bütün problem bundan çıkıyor. Siz onu kursanız, mesela üçlü savunmayla oynasa Galatasaray. Hı hı. Tamam, biraz böyle biraz kaydırmaları yapabiliyor olsa filan, Lines belki ligin yıldızlarından biri olabilir. Bir sebebi daha olabilir Lines'in performans düşüklüğünün. Özellikle şimdi Bursa Spor maçıyla da kıyaslayınca Riekerink şu geldi aklıma. Şimdi Galatasaray hep solunu kullandığı için Lines de savunmadaki zaaflarına rağmen hücumda daha etkin gözüktü. Doğru. Bursa Spor maçında. Gaziantep Spor maçıyla kıyaslayınca. Bir iki defa girdi, golü evet. Pas attı. Aynen öyle. Ama burada Galatasaray'ın sağ bekinin hücumda yer alma şansı sıfıra yakın. Çünkü Galatasaray o kanadı unutarak oynuyor neredeyse yani. Böyle bir şanssızlığı da var Lines'in. Ama defansif yönden çok çok zayıf bir oyuncu hakikaten. Yok. Özellikle ilk gördüğümüz ilk pozisyondaki böyle Serdar'la üst üste kalmaları, evet, rakip çıkarken kabul edilebilir yani bir şey. İkili değil. Mücadelede de yok. Mesela Sabri'nin defansif yönü daha kuvvetli Lines'in. Bir pozisyonda da hakem ona bir foul yaptığını söyleyerek, evet, çaldı. Büyük foul falan da yoktu. Bence hayatını da kurtardı yani. Evet. Orada ters bir şey de olabilirdi. Lines'in aleyhine faul çalınabilir, tabii, diyorsun. Evet. Buradan Beşiktaş Bursa Spor maçına geçelim. Beşiktaş'ta ligde aldığı beraberlikler, Dinamo Kiev deplasmanında aldığı ağır yenilgi, hakem faciası, çok bozuk moralle çıktığı Bursa Spor maçında 3 puanı almayı başardı. Önce maçın özetini izleyelim, sonra yorumlara geçelim. Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta Beşiktaş Bursa Spor'u ağırlıyor. Beşiktaş atak geliştiren taraf, Olcay Şahan'dan çalımlar, vuruşunda az farkla top dışarıya gitti. İlk tehlike Beşiktaş'tan. Bu kez atak geliştiren taraf Bursa Spor. Pas ceza sahasına Bataja, iyi pas. Sonrasında Deniz. Önemli bir şansı değerlendiremedi Deniz Yılmaz. Bir top kaybı, ardından gelişen Beşiktaş atağı. Cenk Tosun'dan çok güzel bir çalım, bir de güzel pas veriyor. Abubakar hareketti. Abubakar, Mertel yetişti. Sekti top. Aziz Beyiç topun çizgiyi geçmesine izin vermedi. İlk yarının son bölümlerinde Beşiktaş baskısını artırıyor. Adriano ceza sahasında Ertuğrul Ersoy'la ikili mücadele, yerde kaldı, oyun devam etti. Bir kez daha Beşiktaş atağı. Olcay Şahan ceza sahasına geldi. Ortaya çeviriyor, top herkesi aşıyor. Bursa Spor atak geliştiren taraf. Bataja top ağları gitti ama gol geçerli değil, karar offside. Porkera'nın pasında Bataja offside'da. Oğuzhan Özyakup savunmanın arkasına pas. Bu pozisyonda Marcelo, Harun Tekin'in ayağına bir müdahale. Büyük acı çekiyor Harun Tekin, Bursa Spor kalecisi. Pozisyon sonrasında iki futbolcu da sarı kart gördü. Görüntüler ikinci yarıdan. Gökhan Gönül yerde karar penaltı. Maçın 52. dakikası. Bülent Yıldırım penaltı diyor. Joshua John'la Gökhan Gönül arasında yaşananlar. Topun gerisinde Cenk Tosun var. Cenk Tosun ve 1-0. Bir kez daha Beşiktaş atağı. Adriano ortaya çevirdi. Cenk vuruşunda top dışarıya gidiyor. İkinci gole yaklaştı Beşiktaş. Sekti top ceza sahasında Oğuzhan. Oğuzhan'ın çalımı, Mertel'in müdahalesi. Bir kez daha karar penaltı. Oğuzhan Özyakup yerde kaldı. Mertel Yüce'nin bu müdahalesi sonrasında. Topun gerisinde yine Cenk Tosun var. Aynı köşe, bir kez daha gol. 65. dakika. Cenk Tosun'un penaltı golleri, Beşiktaş 2-0 önde. Abubakar ceza sahasına hareketlendi. Abubakar vuruşunda Harun gole izin vermiyor. Çaprazda Abubakar vurdu. Harun ayağıyla kurtarış yaptı. Korner kullanıldı. Arka direk Cenk vurdu. Kaleci Harun ikinci pozisyon, savunma uzaklaştıramıyor. Ama sonrasında çok kritik bir müdahale daha var. İki teknik adam Şenol Güneş, Hamza Hamzoğlu aynı karede. Burada maçın hakemi müdahale topa dedi. Oyun devam etti.
Merter, Gökhan Gönül'e bir müdahalesi var. Serbest vuruş kullandı Bursa Spor. Ceza sahasında karambol. Fabri ilk pozisyonda başarılı. Emre Taşdemir. 90. dakikada durum 2-1 oluyor. Son vuruş Emre'den. Bursa Spor'da yedeklerde Sercan Yıldırım 2 sarıdan kırmızı kart görüyor maçta. Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Bu maçta bu sezon çok sık gördüğümüz bir şey oldu. Beşiktaş ilk yarıda üretemedi. Yani Bursa Spor oyunu kendi sahasında kabullenmiş olmasına rağmen pozisyon bulmakta zorlandı Beşiktaş. Ama ikinci yarıda hem de diziliş farkıyla da birlikte daha üretken, daha baskılı bir Beşiktaş izledik. Bu sadece sence formasyon değişikliğiyle mi alakalı yoksa başka bir şey mi? Formasyon değişikliğinin çok büyük faydası olduğunu söylemek lazım. Yani Bursa Spor'un savunma sistemi yıkıldı. Yani Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyununa bir çare ürettiler. Tek yönlü bir çare. Yani savunmada daha sağlam durdular. Üretim var mı? Çok az da olsa var. Bir tane çok net bir pozisyon tane, var. Ama 4-4-2 diyebileceğimiz Beşiktaş'ın değişikliğinden sonra özellikle orta sahada ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani bir paylaşım sorunu ciddi olarak ortaya çıktı. Ve ekstra orta saha oyuncularıyla ben şaşırdım değişikliğe. Evet. Yani daha başka seçenekler vardı. Daha başka bir şey bekliyordum. Yani Olcay Tolgay değişikliği beklemiyordum. Yani herhalde çoğumuzun aklında şu vardı. Necip çıkar ya Gökhan İnler ya sarı kartı da var. Evet. Muhtemelen Gökhan İnler girer gibi bir tahmin vardı. Değişiklik olduğu zaman da hoca ne düşündü acaba dedim. Çünkü şöyle bir durum oldu. Takım tamam 4-4-2'ye yakın ama sağ kanat sadece Gökhan Gönül. Tabii Cenk sola yaslanıyor. Sağ kanat tamamen Gökhan Gönül'den gitti. Bundan da Hamza Hoca yararlanamadı. Çok enteresan. Şimdi böyle bir durumda sadece Gökhan Gönül'ün sağ kanatta olduğu bir oyunda Bursa Spor için bir çıkış kapısı esasında. Tam tersi oldu. Beşiktaş sağ kanadından geldi. Yani tek kişinin yani diğer şimdi savunma paylaşımı o kadar değişti ki ne yapacaklarını şaşırdılar. Biraz bir kaos oldu Bursa'da. Bir adam adamaya yakın bir şeye dönüldü. Dolayısıyla Beşiktaş kendi soluna doğru yatınca Bursa da kendi sağına doğru yattı. Ve Beşiktaş'ın sağ tarafında Gökhan Gönül tek başına gidip geldi. Yani Emre Taşdemir oyuna girene kadar bu böyle devam etti. Evet. Emre'den sonra biraz bir denge sağlandı. Bursa'da biraz çıkabilmeye başladı. Zaten orada biraz skorun da etkisi oldu. Var tabii. Hani yok ya Bursa Spor oradan çok iyi Emre önde çok mu iyi oynuyor? Hayır öyle iddialarım yok. Ama oyunda yeniden bir kendi şeklini buldu Bursa. Şimdi ikinci yarının başından değişiklikler olana kadar ya da 2-0 olana kadar Beşiktaş hangi şekildeyse Bursa da o şekle girdi. Ama değişikliklerden sonra Bursa kendi şeklini buldu diyebiliriz. Burada tabii detay şu. Yani ilk yarıdaki ama kalınca bir detay bu. Yani aslı oluşturan detay. Ciddi santrfor sorunu var Beşiktaş'ın. Yani bu olur, bugün olur, yarın olur falan diye hep bekliyoruz. Hani Abubakar'da bir gelişim sağlanacak. Cenk geçen seneki rolünü değiştirecek. Bu sefer birinci santrfor olarak oyuna girecek. Bunu yapamıyorlar ikisi de. Yani Abubakar geçen gün söyledim tekrar edeyim. Benim bu kadar uzun süre Şenol Güneş'le birlikte çalışıp gelişme kaydetmediğini gördüğüm ilk santrfor. Uzun süre diyebilir miyiz? Belki hiç. Yok. Yani bu süre için uzun diyebiliriz. Tabii çok net. 5 maçtan sonra %5, %10, %20 gözükür. Devre arası geldi neredeyse. Devre arası geldiğinde artık oyuncuda bir cevher çıkar ortaya. Herkes de başka bir şey çıkar. Yani Umut Bulut da başka bir şey çıktı. Burak da başka bir şey çıktı. Hami Hoca da başka bir şey çıktı. Anlatabildim mi? Herkes zaten var olanın içinden başka bir şey. Evet. Bunu yapabilen adam Şenol Hoca. Avukar'da yok. Birinci problem bu. İkinci problem geçen sene Gomez'le Cenk'in rolleri çok belirgindi. Evet. Yani Gomez bu takımın birinci santrforuydu. Herkes tarafından kabul edilmiş. Cenk de destek santrfordu. Birinci santrfor oynadığı zaman bile sahada ikinci santrfor olduğunu bilerek oynuyordu. Şimdi burada bir rol karmaşası var. Kim bu takımın birinci santrforu? Cenk diyor ki benim. Ama performans o değil. Yani gol sayısına bakarsak o gibi diyebiliriz ama... Yok diyemeyiz. Diyemeyiz. Dembaba Gomez standartından bahsediyorum. Evet. O değil. Yani o tam olmuyor. Oluyor yani Cenk'in çabasını,
uğraşını çok takdir ediyorum hakikaten. Benim 3 sene önce hiç umudum olmayan oyuncuydu. İşte yanıldığımız oyuncular, yanıldığımız ve bildiğimiz oyuncular oluyor ya. Bu da yanıldığım oyunculardan benim. Cenk'in büyük bir çabası var, çok çalışıyor. O çok belli. Ancak geçen seneki denge yok. Bütün mevzu ondan ve Sosa'dan, o pozisyonların boşluğundan, oraların doldurulamamasından kaynaklanıyor. Oğuzhan'ı çok beğeniyorum. Çok beğenildiğini biliyorum. Herkes çok beğeniyor, çok büyük oyuncu falan. Ancak geçen seneki Oğuzhan'la bu seneki Oğuzhan arasında dağlar kadar fark var. O da Sosa'sızlıktan mı? Rol başka artık. Rol bambaşka bir rol. O yüzden ikinci yarı Şenol Hoca'nın o 4-4 kimsi oyun bence temel plana dönebilir. Ama Quaresma varken o 4-3-1-2 nasıl olur? Uyum sağlayacak Quaresma'da, yapacak bir şey yok. Ama nerede oynayacak? Ya olacak ya olmayacak. Hayır, nerede pozisyonu hangi, yani, kimin yerinde oynayacak 4-4-1-1 mesela? 4-4-1-1 gibi kanatta oynayan bir destek hücumcusu da olabilir. Yani Cenk'le Abubakar'dan biri olur, ikincisi Quaresma olur. Kendini sağa sola atar, serbest olur. Hı. Onu bilmiyorum, onu kendileri karar verecek. Ben orta saha yapılanmasından bahsediyorum. Yani Oğuzhan'a bir yer bulmaktan bahsediyorum. İkinci yarıdaki oyun bence daha... Ama tabii Gökhan'ın çok iyi oyunu da bunda kat. Yani herhalde 3 senedir gördüğüm en iyi Gökhan Gönüllü diyebilirim. Sadece bu sene değil. Zaten bu formasyon senin de hani çok beğendiğin, tabii ki hani bu şeyden bağımsız olarak söylüyorum, kadro yapısından. Benim de çok beğendiğim bir formasyon ama işte burada Quaresma ya yer bulmak biraz sorun olabilir diye düşün. Hatırlarsan Kayseri Spor maçının ilk yarısında da Şenol Hoca böyle çıkmıştı maça. Ama sonra ikinci yarıda değiştirmişti ki skoru ikinci yarıda almıştı ama yine de ilk yarıda oynadığı bölüm bence daha iyiydi. O zaman en azından bir santrfor arkası bulacaklar. Yani santrforla idare ediyoruz. İki tane var santrforumuz diyorlarsa da en azından bir santrfor arkası bulacaklar. Yani Ömer de var çünkü. Ömer Şipanoğlu da var. Senin bahsettiğin rol belirsizliğine işaret şu da var aslında tabii. Şimdi çoğunlukla Abubakar'la Cenk 11'de olduğu zaman Abubakar önde, Cenk kenarda oynuyordu. Mesela bu maç öyle başlamadılar. Cenk önde, Abubakar kenarda başladı. Ve orada dediğin gibi bir belirsizlik devam ediyor. Şenol Hoca diyor ki ilk yarıda çok pas hatası yaptık. Abubakar sola atıyordu kendini. Yani rakiple de alakalı olabilir bu. Yani rakibin sağ kanadını Erdem tutuyor. Orada Abubakar'la Olcay değiştiler ama Cenk sabit kaldı. Evet. O anlamda söylüyorum. Yani Cenk'i merkeze almak için mi, Abubakar'ı kenarda o gücünden kenarda yararlanmak için mi? Aslında oyuncu özelliği olarak hani Cenk mi Abubakar mı kenarda oynar veya hangisi santrfor oynar diye düşünürsek sanki Cenk daha santrfor, Abubakar daha kenar oyuncusu gibi görünüyor ama orada da şu problem oluyor galiba. Cenk hakikaten kenarda oynadığı zaman bir Umut Bulutvari bir yardım getiriyor savunmasına, bekine. Ama Abubakar onu o kadar yapmıyor. Ne yapacak peki Abubakar? Onu yapamıyor, onu yapamıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Yani bir şey bulmamız lazım. Her oyuncuya bir şey buluyoruz. Evet. Abubakar'a da bir şey bulmamız lazım. Yani bir gelişme görmek istiyor insan. Evet. Büyük yani 30 yaşında olsan da bir taraf bir şeyleri geliştirmen gerekir ama 22-23 yaşında çok şey geliştirmen gerekir. Peki bu ilk yarı, ikinci yarı farkı Şenol Hoca daha çok pas yüzdesi üzerinden anlattım. Doğru. İlk yarıda çok pas hatası yaptık. İkinci yarıda da daha az pas hatası. Çünkü daha fazla pas istasyonu var. Evet. Yani artık yani orta sahaya dörtledikten sonra yani çok ilginç bir değişiklik yani. Evet. Tolga ekstra adam. Bir de Tolga'yı sadece bir yani şimdi pas istasyonu sayısını arttırıyorsunuz. Yani topu dolaştırabileceğiniz, baskıdan çıkarmak için kullanabileceğiniz kişi sayısı arttı bir kere. Yani aritmetik bir üstünlüğünüz var zaten artık. Tabii. Bir de üstüne Tolga'yı dribling yapıyor. Yani her maç yapmıyor ama dün yaptı mesela. Bunları çok yaptı. Markajı açtı. Sadece topu dolaştırarak değil, dikine giderek de. Bunu üstlenerek de muhtemelen. Bu direktifle de girmiştir sahaya zaten. Ama Tolgay'da da bir maç var, bir maç yok bu. Mesela bazı maçta diyorsun ki ha, Tolgay bunu yapacak. Yani takıma bunda böyle katkı sağlayacak. Sıfır hiç olmadığı maç da oluyor. Burada bir istikrarsızlık var. Çok ciddi bir istikrarsızlık var. Bu maçta değiştiren öğelerden biriydi. Evet. Ama bazı maçlarda hiç olmuyor. O zaman da işte attığınız bir kurşun da boşa gitmiş oluyor. Peki Necip'le başlamasını da Şenol Hoca şöyle açıkladı. Batağaca'yla yakın oynaması için. Gerek var mıydı buna hiç sence? Hiç yoktu bence. Ama tabii Kiev kırılganlığını düşünmek lazım. Yani biraz normal o Kiev maçı o şekilde bitmemiş olsa ya da o maç oynanmamış olsa bence böyle düşünmeyebilirdi. Böyle düşünmeyebilirdi. Çünkü zaten bir kırılganlık var savunmada.
Kiev maçında tamam hakem rezaleti bunu günlerce evet. konuştuk ama savunmadaki kırılganlığı da unutursak olmaz. Onu Şenol Hoca görmüştür. Şenol Hoca basın toplantısında hakemden dem vurdu. Çoklukla hakemden bahsetti. Evet. Bahsetmeyeceğim dedi ama biraz da tahrik edildi o konuda. Haklıdır, konuşmalıdır da. Ama bir teknik adam olarak analizini yaptığında, maçın analizini yaptığında savunmadaki zaafları da çok net olarak görmüş olması lazım. Yani Tosic'e mesela nasıl güvendi de sahaya sürdü? İlginç. O da ciddi bir teknik direktörlük kararı yani. Orada Rodolfo ile ilgili ilginç bir durum yok mu? Yani Atiker Konyaspor maçı ligin başlarında oyuna sonradan girdi. Sakatlığı var ama Rodolfo'nun galiba. Evet ama hani genel olarak sakat olmasa da 18'e bile giremez bir duruma geldi Rodolfo. Rodolfo'nun rolü Adriano'nun rolü. Marcelo'nun rolü. Şimdi Marcelo iyi oynuyor. Evet. Yani benim Beşiktaş savunmasında en güvendiğim adam Marcelo. Adriano dahil. Evet. Tosic'ti ama bu Kiev maçı performansını gördükten sonra Fenerbahçe ve Kiev maçları performanslarını gördükten sonra aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi Marcelo'yu Rodolfo ile değiştirmek de kolay değil. Değil. Sağlıklı olsa bile. Evet. Görüntülü analize geçelim. Görüntülü analizle birlikte maç içindeki diğer detaylara da vurgu yaparız. Tabii burada Bek ile Gökhan Gönül arasında da şöyle bir sanki rol paylaşımı oldu. Bek biraz daha defansif Bek'i gibi oldu. Yani evet özellik olarak da öyleler ama ya çok... Şampiyonlar Ligi'nde Bek, ligde Gökhan Gönül gibi bir durum oldu. Başakşehir maçında da Bek oynadı. Evet. Şimdi Bek'e o dönem o anlamda güveniyor hoca. Ben de Bek'in sezona girişini çok beğendiğimi söylemem lazım evet. ama son dönemde kötü. Ona bir penaltı pozisyonunda ona bir foul yapıldı. Kabul ediyorum ki maçında. Ancak Bek'in orada o topu önce alması lazım. Her şeyden önce. Her şeyden önce orada o pozisyonu alabilmesi lazım. Kendisine foul yapıldı. Bunu daha iyi göstermesi lazım. Önde olması lazım. Bek'te bir düşüş var. Başakşehir maçında da çok 2-3 evet. tane çok ciddi hata yaptı. Doğru. İlk pozisyonumuz az önce ekrana yani geldi. Yani aynı hakem problemi Başakşehir maçında da topu kaptırdı Cengiz'e. Evet. Sonra Cengiz de penaltı kendini. Pozisyonu oldu. Kendisini bıraktı Cengiz. Evet. Bir temas var ama bıraktım kendimi dedi. Evet. Orada hakem cart diye çalardı. Evet. Çalabilirdi yani. Tabii. Değil tamam kabul ediyoruz. Ama burada olduğu gibi çalabilir. O yüzden Bek'ten beklediğimiz güvenilir performansı. O güvenilir performanstan biraz uzaklaşmış duruyor son birkaç haftadır. Öyle görünüyor. Beşiktaş'ın ilk tehlikeli ataklarından biri Olcay'ın ceza sahası dışından attığı şuttu. Hemen yayın oradan. Olcay için de hakikaten üzüldüğümü söylemem lazım. Çünkü ligin en güvenilir oyuncularından biriydi geçtiğimiz 3 yılda. Ama evet. onu kaybediyor. Yani çok, çok eleştirildi, çok hani Beşiktaş taraftarı da çok eleştirdi. Ama her seferinde işini yaptı. Evet. Yani o pozisyon gelince konuşuruz Olcay'la ilgili. Bu ilk yarım saat Beşiktaş hemen hemen hiç üretemedi. Yani birazdan Abubakar'ın bir pozisyonu ekrana gelecek. Onun dışında pozisyonu yoktu Beşiktaş'ın. Bu ilk denemelerinden biriydi. Beşiktaş kalabalık bir şekilde bile çok fazla Bursaspor 3. bölgesinde, hücum bölgesinde olamadı. Yer alamadı. Onu söyleyelim. Evet devam edelim. Bu Olcay'ın şut denemesi. Bu işte Bursaspor'un maç boyunca tek atağı neredeyse ve harika bir atak. Çok güzel atak. Değil mi? Yani çok güzel atak. Yani Deniz Yılmaz bitiremedi burada. Çok şaşırtıcı tabii. Çok kötü bir vuruş yani. Evet. Yani Deniz tecrübeli bir oyuncu. Tabii Kubilay'ın olmaması Bursaspor'da bence bir eksiklik. Bilmiyorum. Serkat'ın Kubilay kanatsız kuştan çok umutluyum ben. Ben de çok umutluyum ama bu maçta Deniz'in o hızlı kimliği de Hamza Hoca'yı heyecanlandırmış olabilir. Olabilir. Yani Beşiktaş savunmasında bir ağırlık sorunu var. Biz bundan yararlanırız yok, zaten diye düşünmüş olabilir. Cezalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hayır yok ben Deniz evet. açısından bakıyorum. Evet. Yani Deniz'in varlığından çok sıkıntılı değildir demek Anladım. İstiyorum. Yoksa yani oyuncu özelliği olarak baksa Nesi de oynatır. Doğru. O daha çok eşleşir. Evet. İşte Abubakar'la 27. dakikada Beşiktaş'ın ilk net pozisyonu. O da orta sahada kazanılan bir topla evet. oluştu. Doğru pozisyon alamadı. Yani işte bu Abubakar'da bu tip pozisyonlarda daha net olması bekleniyor. Aslında iyi çekti topu. Cenk'in pası da çok iyi. Evet. Ya burada sağına çekmek zorunda solunu kullanmadığı için. Bunu çok iyi yaptı. Ama tabii orada savunmanın da müdahalesi var. Kapattılar.
biraz daha. Mert Er geldi. Evet. Devam edelim. Yani bir daha çekebilirsin. Olabilir. Penaltı alabilirsin. Burada penaltı var mı? Adım atıyor mu? Tam soluna Ertuğrul hafif dizini çıkartıyor. Bence bunu bu açıdan göstermek doğru değil. Pilottan bakalım, değil mi? Biraz Adriano'nun da niyetine bakmak lazım çünkü. Durdu. Vallahi bana Adriano çarpıyormuş gibi geliyor ama aksini söyleyeyim. Evet. Çok itiraz. Kolay bir penaltı olmaz bunu çalmak. Ortada bir pozisyon değil mi? Bence yok. Bence de yok. Devam edelim. Şimdi Olcay'ın pozisyonu ekrana gelecek. Bu da Beşiktaş'ın ilk yarıda yakaladığı ikinci net pozisyon. Oğuzhan'la 2'ye 1 yaptılar burada güzel. Burada orta yaptı değil mi? Evet, yani Abubakar'la Cenk'i düşündü diye tahmin ediyorum. Çünkü sağ ayağının dışını kullanıyor. Abi aynı vuruşu içeri yapsa. Çok da yanlış değil tabii yaptı. Ve burada yani o yüzden bu pozisyona sakladım. Çok ciddi bir şekilde protesto edildi. Senin de dikkatini çektim. O mu edildi? O edildi. Peki. Çünkü şöyle de Ömünç'le de konuşuyorum. Genel olarak hani ama Olcay'la ilgili öyle bir sorun var zaten. Heh. Tribünlerin biraz bu biraz en kolay kızabildikleri oyuncu. Evet ama bu yarar sağlamıyor yani. Bu böyle her kulüpte oluyor böyle. Evet. Bir taraftarın taktığı, değil mi? Ne yaparsa yapsın. Yani o hissi yaranamıyor. O oyuncu üzerinden boşaltıyorlar. Evet. Ama bu doğru oluyor. Bir şey bütün statlarda hemen hemen var böyle bir oyuncu. Ki Beşiktaş'ın şu anda çok büyük bir kanat oyuncusu zafiyeti var. Bak. Yani Kerim Fıray'dan hiç memnun değil. Olcay'dan memnun değil. Quaresma yokken Beşiktaş kanattan akın yapamıyor neredeyse. Doğru. Kanattan etkili olamıyor. Hani Olcay'a biraz daha sahip çıkması lazım Beşiktaş tarafta. Bu offside gerekçesiyle. Offside zaten. Evet aynen. Hızlıca geçebiliriz. Aynen. Atılan gole benzer bir pozisyon yalnız. Evet. Ama bu, pardon, kaçırılan gole. Bu çok başarılı bir vuruş yani tabii. Evet. Bataja. Sana bataja, bana batayya. Şimdi burada kırmızı bekledi Bursa Sporlu oyuncular. Herhalde haklılar. Ben yani anlayamadım neden... Hani bir hiç gereği yokken, yani bir kayma falan da yok, denge kaybetme falan da söz konusu değil. Evet. Bastı ve basmaya devam etti. Şaşırtıcı çünkü böyle bir oyuncu değil bildiğimiz kadarıyla. Evet. Değil mi? Doğru. Yani bir savunmacı sertliği de yok Marcelo'da. Tabii. Normal yani yumuşak, öyle çok fazla foul yapmayan bir oyuncu. Evet. İkili mücadelelerde sert oynuyor. Bu kırmızı kart. Başka bilmiyorum. Aksi bir şey söyleyen oldu mu? Herhalde olmamıştır, bilmiyorum. Ama çok şaşırtıcı. Ben çok şaşırdım yani. Sol ayağı basma kaymış olabilir mi diye. Hayır. Yok gayet. Yok, sol ayağının üstüne basmış. Büyük bir dikkatle seyrettim birkaç defa. Evet. Basıyor ve basmaya da devam ediyor. Hayır sonra. Bunu niye bu kadar sorguluyoruz? Marcelo olduğu için sorguluyoruz. Evet, çok değil enteresan. Mi? Evet. Ya başka oyuncu olsa. Hakikaten çok şaşırdım. Daha mimli veya bu hareketleri yapmaya alışık olduğumuz bir oyuncu olsa fazla sorgulamayız. Acaba evet, kaydı mı, etti mi, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Bir daha bakalım. Yok, hiçbir şey kaymıyor. Çok rahat iki ayağın üstünde. Çok enteresan. Yani. Basmaya da devam ediyor. Çok evet, ilginç yani. Kilitlenip kalıyor orada. Sonra da özür de diliyor. İlginç. Evet, kırmızı kart olması lazım. Devam edelim. İlk yarının son dakikası. Beşiktaş eksik kalabilirdi. Harun Şanslı çok şiddetli bir sonuç çıkarmadı. Demek evet ki. Çok da şiddetli de basmıyor zaten. Ama basıyor netice itibariyle. İkinci yarı Beşiktaş daha coşkulu, daha tempolu, daha baskılı bir oyun sergiliyor. Az önce bahsettiğimiz formasyon değişikliğiyle ve penaltı geliyor. Var mı itirazın penaltı kararına? Neyine itiraz edeyim ki? Yok, ben soruyorum. Ha şimdi Joshua John ya bu esasında kale arkasındaki kameradan çok daha net gözüküyor. Yer kamerasına. Kamera. Tamam. Bakalım. Bak Gökhan yere düştüğünde bile eli orada. Evet. Yani ne itiraz edeceğiz ki? Kendini çok kolay atıyor falan gibi şeyler var. Ne metreniz, şeyiniz mi var orada? Barometre mi var? Nereden biliyorsun kolay at? Adam yani Gökhan yere düşerken bile eli Gökhan'ın üzerinde. Yani ne diyeceğiz ki artık ya? Yani? İşte kolumu çektiğini hissettim. Hatırlıyor musun? Mehmet Topal da
Hangi maçtı o? Karabük maçı mıydı? Fırat Aydın'ın söylediği falan. Evet. O da ayağıma bir darbe hissettim. Hani bu hissettim deyince çok net alınmamış darbe de bir darbe var anlamına geliyor bence. Vallahi tabii ki. Yoksa bütün, yani insan cümleyi bunlar, şöyle kurar. Kolumu çekti. Bütün bunları düşünebiliriz. Kabul. Düşünene itiraz etmem. Bu hayatı zorlaştırır. Aynen, ben kendi açımdan hayatı kolaylaştırmak için penaltıda yapanın ne yaptığına bakıyorum. Katılıyorum sana. Evet, devam edelim. Cenk penaltıyı atacak şimdi. Harun da 5 penaltı kurtarmıştı. 6.'yı yedi. Ters köşe. Cenk genelde Harun'un yattığı yere atıyor penaltıları. Muhtemelen analizde o çıkmıştır. Olabilir. Yok, sanki 2 sağa 2 solaydı Cenk'in attığı. 3'e 1 diye hatırlıyorum ama. Ben de şimdi emin olamadım. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Golün de coşkusuyla Beşiktaş yüklenmeye devam etti. Cenk'in kaçırdığı bir pozisyon var. Yine Cenk pozisyonun içinde. Ve ikinci penaltı. Var mı itirazın? Gene aynı şey. Mert'in ne yaptığına bakacaksınız. Topla hiç alakası yok. Ayağını uzatıyor, yolu kesiyor. Evet. Oldu, bitti işte. Yani demin mesela Ertuğrul'un pozisyonunda acaba var mı yok mu? Kıpırdamıyordu. Gitti çarptı adam. Burada öyle değil. Ayağını uzatıyor. Darbe var mı? Var. Var. O zaman. Devam edelim. 12 dakika arayla 2 penaltı. Yine Cenk topun başında. Tabii şu da akıllara geliyor. Cenk'in kullandığı penaltıda bir ihlal var mı diye. Ya o tam topa dururken, evet, vururken durduğu zaman ihlal sayılıyor. Vurgulayalım, bence çok kural yanlış söyleyeyim. Bir kural. Çünkü öyle. Bu kuralı da mı değiştirelim? Ya serbest bırak. Hı. Ya serbest bırak ya da hiç durmadan atacaksın de. Çünkü orada durmasının sebebi kalecinin hareketlendiği yeri görmek daha çok. Tamam. Kaleci de son adımını atana kadar hareketlenmiş. Kaleciyi sen çizgiye hapsetmişsin. Yani sen kaleciye diyorsun ki çizgiden çıkamazsın. Evet. Adama da diyorsun ki sadece vururken duramazsın. Yani bu haksız rekabet mi? Bence çok ciddi haksız rekabet oluyor. Bu kaleciyi de niye çizgiye hapsediyorlar onu da anlamıyorum. Serbest bırak ne olur. Ama o zaman penaltı avantajı kaybolur ortada. Niye? Niye olur mu? Açıyı daraltıyor. Daraltsın. Sen de ona göre vurursun, aşırırsın yani. Ya tabii ki gelmesin topun dibine kadar da en azından 6 pas içinde hareket edebilsin, ne olur. Ne fark eder? Yani? Öyle bir sınır koyalım. Evet tabii. Çünkü hepsinde kural ihlali oluyor. Hemen yani ben evet, kalecinin kural ihlali yapmadığı bir penaltı bilmiyorum. Evet. Olmayacak duaya amin. Al işte gene çıkmış Harun'da. Zaten peki, takımın yarısı da ceza sahası içinde. Penaltı böyle dripling yapılarak atılsın mı? Bir ara denenmişti o galiba. Evet. Şey buz okeyindeki gibi. Ne diyorsun? Bence daha heyecanlı olur. Ve penaltı %100 gol almakta. Orta sahadan. Yani orta saha mı olur? Orta sahanın yarısı mı olur? Şey rakip yarısı sahanın yarısı mı olur? Orada şöyle bir dezavantaj oluyor tabii. Döndüğü zaman mı bitecek? Ne olacak? Tabii onu daha çok penaltı vuruşlarında kullanıyorlar. Maç içinde değil de. Hı. Penaltı vuruşları için gündeme gelen bir şey o. Seri penaltı atışları. Evet. 2-0'dan sonra Beşiktaş iyice rahatladı. Ve daha çok pozisyona girdi. Daha çok üretir oldu. Ve tabi burada Bursaspor'un reaksiyonsuzluğunu da tepkisizliğini de konuşabiliriz yani. Orta saha kaynaklı. Evet. Lig 5.'sinden bahsediyoruz. Neredeyse 55-60 dakika rakip sahaya gitmedi. Gidemez. Rakip ceza sahasına yaklaşmadı. Orta sahasında bir dinamizm gerek. Yani iyi oyuncular, isim olarak hepsi iyi oyuncular. Kabul ediyorum. Hücumda olanlarda, savunma öncelikli olanlarda ama hiçbirisi geçen seneki bilinen performanslarında değil. Batay'a dahil. Evet. Ya şöyle bir not almışım. Bursaspor ilk kez kalabalık yani gerçek anlamda sete de dönüştürdüğü atağını 63. dakikada yapmış. Hani o özette olan kaçırılan gol veyahut da offside gerekçesiyle sayılmayan gol onlar set oyunu değil. Onlar bayağı hızlı hücum. Şimdi oradaki problem zannediyorum şu. Eğer Deniz'le oynayacaksanız santrfor'da ki bu tercihini Hamza Hoca'nın anlayabiliyorum. Yani ne hayal ettiğini anlıyorum. Bu orta sahayla biraz zor gibi. Yani o kadar dinamik bir orta saha değil bu. Nesid'in toparlayıcı yani pivot santrfor oyunundan sonra orta sahayı biraz öne çekebildi. Yani santrfor tercihiyle orta saha birbirine çok uyumlu değil. Yani ne hayal ettiğini anlıyorum ve çok da mantıksız görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ancak ortaya çıkan tablo öyle olmadı.
Nesit girdikten sonra orta sahanın hareketlenmesi daha kolay oldu. Yani öne taşınması daha kolay oldu. Uzun süre Merter kendi ceza sahası içinde kaldı. Yani stoper gibi oynadı. Evet. Onun öncesinde. Denizli onu yapamadılar. Biraz önde takımı öne çekecek bir pivot santrafor aradı Bursa. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz. +90 devam ediyor. Beşiktaş Bursa Spor maçında pozisyonumuz kaldı mı Ceyhun? Zannediyorum bir iki pozisyon daha var maçla ilgili. Evet, daha Bursa Spor'un golünü göstermedik zaten. Evet. Dediğim gibi burada bir hakem topa diyor. Senin en sevdiğin pozisyonlar bunlar. Tabanla topa girilir mi? Yani topa vursan ne olur? 3 tane topa vursan ne olur? Evet, devam edelim. Net sarı kart. Sonra Mert'lerin bir müdahalesi. Çok ilginç. Yani ben bu tip kararlılığı hiç anlayamıyorum. Nasıl olabiliyor? Bu ne biliyor musun? 2 tane penaltı verdim. Şimdi vermeyeyim. Şimdi bir de burada şey yaparsam ayıp olur. Maalesef böyle kariyer tamamlayan hakemlerimiz var maalesef. O da bunun devamı mı? Şimdi Mert'lerin görmediği sarı kart. Kırmızı kart bu, sarı kart falan değil. Bileğine basıyor ya. Hatta, evet anladım. Devam edelim. Bursa Spor'un golü. Son dakikada geldi. Emre attı. Vuruş anında offside yok da bu ikinci de offside var mı sence? Yani bakalım. Burada tabii Sinan indiriyor değil mi topu? Evet. Yani vurmaktan son anda vazgeçiyor. Aynen. Fabri çıkarttı. Yani Deniz Yılmaz offside mı? Soru bu. Peki tamam, vursun. Devam edelim. Yok, burada yok offside. Son vuruşa geliyoruz evet. Vurdu evet. Vur. Deniz'e değiyor mu? Yok, değmiyor. Emin misin? Değiyor mu? Bak top nereden zıplıyor? Bilmiyorum. Başka açısı var mı bunun? Hiç öyle bakmamıştım. Ben yani değiyorsa offside. Ben Deniz'e değmiyor gibi. Yokmuş. Değmiyorsa değil. Çünkü Fabri görmüyor bile. Çünkü Fabri'yi engelleyen bir durumda durmuyor orada. Yani topun onun yanından geçmesi Fabri'yi ilgilendiren bir durum değil. Evet. Ama burada top Deniz'in ayağından sekiyorsa o zaman... Tam yere vurduğu ana bakalım yani, veya Deniz'in ayağına. Valla sanki ayağından sekiyormuş gibi ama bunu Deniz söyler ancak. Buradan tam bir şey söylememiz mümkün olmaz. Ve son herhalde görüntüde Sercan Yıldırım'ın yedek kulübesinden atılması. Bunun neden itiraz ettiğini anlayabiliyorum ama tabii orada yardımcı hakemle, ki çok tecrübeli bir yardımcı hakem, Adriano arasında garip böyle bir muhabbet oldu. Evet. Hani böyle çaklar, maklar falan. Onlar insanların yani karşı tarafın sinirini bozuyor tabii. Hakemin öyle bir şeye girmemesi lazım. Öyle böyle skorlarda. Ona dikkat etmesi lazım. Yani bu tecrübede hakemlerin bu tip şeylere girmemesi lazım. Ondan sonra da bir işte topu şey yapma falan. Geciktirmek için bir ileri taşıma, geri taşıma falan. Sercan. Tabii ki Sercan'ın kendini kaybedişini burada olumluyor falan değilim. Ancak hakemlerin dikkat etmesi lazım onlara. Çok doğru iki penaltı verdi bence Berat Yıldırım. Hı-hı. Onun altında ezilmemek lazım. Verdiysen doğruysa doğrudur. Devam et. Kartsa kart var. Bilmem neyse bilmem ne var. Neyse devam et orada. Ben kartta şeyi anlamadım. Az önce söylemeyi unuttum. Marcelo'nun pozisyonunda niye sarı kart verdi? Yani eğer o basmayı gördüyse, değil mi? O zaman kırmızı. Hayır, o basmayı görmediyse hiç kart görmemesi lazım ama Marcelo. Değil mi? Tabii. Yanlış mı düşünüyorum? Zaten faulle başlamadı mı? Evet. Harun da bir sarı kart gördü. Tamam. Harun işte infialinden falan sarı kart görmüş olabilir. Şimdi bak, Marcelo niye sarı kart gördü ben anlamadım. O zaten hiç anlaşılır bir şey değil ama orada işte o hep aynı muhabbet. Şimdi Harun infial gösterdi. Ne yaptı? Birisine gidip kafa mı attı? Topu yere vurdu. Yani rakibe bir şey yapmadı. Hakeme de bir şey yapmadı. Can abliyle ayağına basılmış. Görüyorsun, sarı kart veriyorsun. Topu yere vurdu. Harun'a sarı kart gösterilmesi de saçma. Marcelo'ya sarı kart gösterilmesi de çok saçma tabii. Evet.
Medipol Başakşehir Gençler Birliği deplasmanındaydı. 0-0 berabere kaldı ama tabii yani... Çok önemli eksikleri var. Yani hem Mahmut hem Emre. Yani orta göbek... Yalçın da yok değil mi? Yalçın da yok, Ferhat da yok ama... Hani onların yeri doldurulabilir bir şekilde. Emre tek başına oyundan çıkmışken Medipol Başakşehir adına tabii işler çok, çok zor vardı. Derken Mahmut da yok. Böyle bir maç oynadılar. Abdullah Avcı da maçtan sonra oyundan pek memnun değildi zaten. Gerçi Abdullah Hoca son maçlarda pek oyundan memnun değil. İkinci yarıdan memnun evet. Ama ilk yarıdan memnun değil. Evet. Şimdi burada tabii onu hani burada konuştuğumuz ama oyun, mesela Emre şey dedi. Galiba Abdullah Hoca da aynı fikirde. Lige erken başlamanın avantajıyla biz öne geçtik. Çok tecrübe edindik oradan dedi ama bu tip erken başlamalarda işte Aralık ayında bu sıkıntı ortaya çıkıyor. Evet onu... Yani bu hep vardır. Yani şunu söylemem lazım. Başakşehir bunu çok erteledi. Ekim sonunda krize giren de var. Osmanlı Spor bir ara girdi. Tam olarak bu nedenle mi bilemiyoruz ama... Yani çok erken başladığın zaman sezona o çok Türk dünya futbolunun en büyük sıkıntısı o. Evet. Herkes aynı anda başlar arkadaş. Birisi 6 hafta önce, birisi 6 hafta sonra. Şimdi 7 hafta önce başlıyorsun. Temmuz'un ortasında maç var. 7 hafta önce başlaman lazım hazırlığa. Yani o işin aritmeti hatta yok. Hatta ilk önelemeden başlayanlar için Haziran sonu. Yani olacak yani. İşte. Diğeri Eylül'de başlıyor. Şimdi böyle bir dengesizlik olmaz. Bu eleme işini böyle kısa paket yapmanız lazım. Bence de. Yani herkes aynı tarihte başlasın. Eylül başında mı? Al bir turnuvaya 3 günlük. Oradan çıkan devam etsin. Böyle yaymanın bir manası yok. Bunun hani televizyon geliri falan bir katkısı da yok. Ön elemelerin değil mi? Hiçbir katkısı yok. Nedir? Ancak playofflar. Bahisçilere o iş yarıyor. Yarıyor ama tamam, bahis... Yine oynansın o maçta. Oynansın ama hiç... yani, değil mi? Bu çok ciddi bir hata. Yani dünya futbolunun en ciddi hatası. Bu kadar uzun sezonu olan bir spor olmaz. Bir kere bunu iyice uzatıyorsun. Evet. Yani bundan Başakşehir iyi çıktı. Yani daha kötü çıkabilirdi. Özellikle bu haftaki kadroyla Gençler Birliği deplasmanından çıkmış olmaları, şimdi lider takım nasıl kazanamayınca eleştirilir, kabul. Ama öyle değil. Evet. Bu kadar yani... eksikle, bu kadar uzun bir ilk yarıyı yaşadıktan sonra... Ya bu kadroyla en istemeyeceği rakiplerden biridir herhalde Gençler Birliği deplasmanı. Değil mi yani bu eksiklerle? O yüzden ve sonuçta hala da zirve yani şöyle. Yani hangi takım 3 maç üst üste berabere kalan bir takımdan bahsediyoruz. Hala lider. Hala lider. Şimdi hangi takım istediğiniz sayın yani Barcelona, Real Madrid dahil olmak üzere stoperlerinden birini, orta sahasının ikisini, evet. Sol bekini o maçta oynatamıyor. Oynatamıyor. Aynı herkes problem yaşar. Evet. Trabzonspor 2 haftadır kazanıyor. Adana Spor karşısında da galip geldiler. Tabii bir de bir hakem kararı orada çok ön plana çıktı. Kırmızı kart kararı. Trabzonlar da bundan. Evet, Trabzonlar bile rahatsız ve şikayetçiler. Geçen haftaki yani. hakem yönetiminden de rahatsızlardı. Bu hafta da rahatsızlar. Bu güzel bir şey. Ben Trabzonspor'un oyunda bir gelişme görmüyorum. Yani ben Trabzonspor'u Şubat ayında merak ediyorum. Yani 2 maç üst üste kazanılmış olması tabii çok hayati. Çünkü niye Şubat ayı? Yani devresinde yeni oyuncularla yapacaklar. Yapmak zorundalar. Hoca memnun değil ki takımdan. Yani şimdi hoca takımdan memnun değilse olmaz zaten. Evet. Ya zor pozisyonlarla ilgili ya burada çok fazla kural önerisi yaptık bu akşam belki ama bu sefer bir ceza önerisi olacak. Hani temas var, yok, attı mı atmadı mı her pozisyon için demiyorum ama Mustafa Yumlu'nun hakemi kırmızı karta sevk eden yani gene de sevk etmemesi lazım. Bu tip pozisyonlar için çok ağır para cezaları olması lazım bence. Yani boynuna gelen bir elle yüzünü tutarak kendini yere bırakıp sadece Mustafa Yumlu için söylüyorum. Bunu bütün futbolcular kullanıyorlar. Boynuna geliyor, omzuna geliyor, göğsüne geliyor el, yüzünü tutup kendini yere bırakıyor. Çoğu futbolcu bunu yapıyor. Bence çok ciddi para cezaları gelmesi. Belki o zaman biraz azalır bu aldatmalar, aldatmacalar. Ne diyorsun bilmiyorum. Tabii ki yani ligi ve oyunu koruman lazım. Evet. Dolayısıyla hani görüntüde hakem gördü, o yüzden başka karar verdi, o yüzden biz görüntüden karar veremeyiz mantığını bütün dünyanın terk etmesi lazım. Eğer oyunun saygınlığına zarar veren bir aldatmaca varsa sahanın içinde, sahanın dışında ve bunu tespit etmişsen evet. Bunun cezasını kesmen lazım. Kim olursa olsun, ne olursa olsun. Cezaların geri alındığı örnekler var. Öyle olması mesela. Lazım. Öyle olması lazım. Ama ceza vermeyi pek... Biraz yaklaşmıyorlar. Bence verilmeli. Hele bu tip yani çok açık ve bariz olanlarda. Bence verilmeli. Süremizin sonuna geldik. Mehmet Demirkol teşekkürler. Haftanın son maçında
Fenerbahçe Antalya deplasmanında olacak. O karşılaşmanın da yorumlarıyla, analizleriyle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.